Hattı Gamify'ın katkılarıyla hazırlanan yayınımız başlıyor. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Lore Konseyi olarak karşınızdayız arkadaşlar. Dile kolay 32. bölüm. Siz böyle bölüm diyoruz biz ama hafta hafta diye geçiyor. Kaç ay geçmiş aradan, arada küçük küçük aralar da verdik. Velhasıl derken çok uzun bir birlikteliğin devamında 4 Ekim akşamı sizlere ekranlarımızdan selamlıyoruz. Hoş geldiniz tekrardan. Nasıl donuyor yayın bilmiyoruz. Bizde donmuyor. Mükemmel bir introydu. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, prodüksiyona önem veriyoruz. Nacizane diyelim. Arkadaşlar bugünkü konumuz 32. bölümde Lore Konseyi'nin konusu ölümün yükselişi. Evet, böyle nasıl söyleyeyim? İşte direkt işte Wikipedia'dan ya da işte WoW'da abi şu olacaktı şu gibi konu bir şey değil. Bu bizim ürettiğimiz, biraz da üzerine kendi fikirlerimizi koyacağımız, bol bol havada teori uçuracağımız bir konu başlığı oldu. Ölümün yükselişi. Ölümün yükselişi derken neyi kastediyoruz? Belki sosyal medyada hani henüz bizleri takip etmeyenler vardır. Ama şöyle bir kısaca özet geçelim. Özet derken konu başlığını özet geçeyim. Bildiğiniz üzere pre-patch ile birlikte bir Scourge istilası olacak. Bunun sebepleri de Sylvanas'ın Shadowlands'e geçiş sırasında Bolvar'ın kafasındaki Helm of Domination'ı kırması. Şimdi buradaki olan olayın arkasından getirecekleri olaylar zincirleri, işte o çiğ gibi büyüyen hikaye ne olacak? Evet, pre-patch'e girdik zor da olsa. Bir baktık bu ara YouTube'da sağ olsun benim moderatörlerim tarafından hazırlanmış kısa bir video da var pre-patch'te neler olduğuna dair. Bir şeyler gördük, bir Scourge ayaklanması, bir Scourge baş kaldırısı diyelim, Scourge'un ayaklanması. Bu arada Scourge biraz Türkçe'ye çevirdiğinizde musibet, bela gibi bir şey olabilir, evet. Ama naçizane Legion'la hayatımıza girmiş, aslında ölüm karanlığında olan bir ölüler ordusu ve Lich King, bu ara Arthas'tan bahsetmiyoruz. Lich King denen bir lider tarafından yönetilen bir güruh, bir topluluk. Onun tekrardan hortlaması durumu var. Evet, biz 3-5 expansion önce büyük ihtimal Görkem'le birbirimizi tanımadan önce o dönemlerde ayrı yerlerde Arthas'ı döverken Scourge'le çokça uğraştık ama şu anda geri dönüyor. Yani demem o ki İşte Kataklizm'de başlamış ya da Legion'da başlamış arkadaşlar şu anda Scourge'un ne tür bir bela olduğunu ya da işte bize o dönemde neler çektirdiğini bilmiyor olabilir. O yüzden bizi Shadowlands'e girmeden önce, hatta girdikten sonra neler bekliyor, o konuya çok güzel bir cevap almış olabilirsiniz diye bu yayınla birlikte düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi çok böyle bilgi şeyle değil, hatırlarsanız önceki yaptığımız yayınlarda Görkem'e biraz böyle topu atıyordum, yayını yaslıyordum Görkem'e, anlat abi diyordum, anlatıyordu sağ olsun. Ama bu sefer biraz daha böyle bilgiden ziyade yorumlamaya açık bir yayın olacak. Şimdi bunu neden üstüne bastırarak söylüyorum arkadaşlar, sizler önemli olan etken olarak devreye gireceksiniz. Lütfen yorumlarınızı ve nacizane bilgilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Chat'le birlikte yapalım yayınımızı diyoruz ve bu sefer böyle bir ters köşe yapıp yayına Muratan'la başlamak istiyorum. Muratan, sence? Evet, sen direkt Team Foil gir abi, mevzunu, düşünceni söyle. Evet, Helm of Domination kırıldı. Helm of Damnation kırıldı ve neler bekliyor bizi? Yani bu sadece Shadowlands etkisi olarak değil. Evet, biz oyuncular olarak Shadowlands'e geçiş yapıp expansion'ı orada oynamaya devam edeceğiz ama geride bıraktığımız gezegende bizi neler bekliyor? Ya da Shadowlands'e giden ne kadar olan o süreçte, pre-patch'te bizleri sence hikaye olarak, dediğim gibi teknik olarak değil, hikaye olarak neler bekliyor? Shadowlands pre-patch'i 2 haftalık olacak ve biz bunu 2 haftalık olacak ve biz bunun İlk haftasında ayrı, ikinci haftasında ayrı bir olay aslında. Bağlantılı ama iki farklı olay izleyeceğiz. İlk haftayı... nasıl diyeyim? İlk hafta Anduin, Jaina, Bane ve... Bir de kimdi? Hatırlamıyorum. Thrall kaçırılacak. Bunu öğreneceğiz. Ve Faction liderlerimiz bundan bahsedecek bize. Ardından... şehirlerde Scourge istilaları olacak, yani daha doğrusu o sen dedin ya Wrath of the Lich King dönemine mesela örnek verdi. Hem o dönemde hem de Warcraft 3'te yapıldığı gibi
şehir tahıllarına Plague yerleşirecek nekromanserler ve şehirler ghoul dolacak. Undead dolacak işte. Onun için biz de ilk hafta bunlarla uğraşacağız. Azeroth üzerindeki hem şehirlerdeki hem de işte diğer bölgelerdeki Scourge ile uğraşacağız ve Patch'in haftanın son olayı olarak da tahminen Nathanos'u öldüreceğiz. Haftanın büyük olayı olarak. World Boss olacak. O daha çok açık world boss gibi gözüküyor. Yani Evet. istediğin zaman o görevi aldıktan sonra istediğin zaman kesebileceksin. Evet. Ve bunun ardından da bir sonraki hafta bu kez Ice Crown'a gideceğiz. Argent Down'la konuşmaya. Justicar Truheart'la muhatap olacağız. Hearthstone oynayanlar bilir kendisini. Daha önce oynamış olanlar. Onun ardından Cult of the Damned'ın yine işin içinde olduğunu ama bir Mouthsworn tarafından yönetildiğini falan öğreneceğiz. Mouthsworn'lar da Jailer'e hizmet eden Kirin'ler Evet. aslında. Eleman adına bakmam lazım şu an, pardon. Herald Herald Talora. Talora isimli bir tahminen kadın karakter tahminen. Female, Eskiden evet. Yaşlı kadın sesi var bayağı. öyle kendisi böyle işte ya onu demeyeceğim yani güzel tanıdık bir armorla karşımıza çıkacak ve Cult of the Damned'ı toplamış kendi manipüle etmiş ve işte onlara vaaz veriyor. Şeydeki gibi. Ice Crown Raid'indeki ikinci boss vardı. Lich boss'u böyle vaaz veriyordu işte. Fanatik tutkulu bir şekilde. Onun gibi Evet. Jailer'ı ima edecek. Zaten Jailer'a dair ilk Azeroth üzerindeki imaları da orada alacağız. Yani böyle Bu geçecek ara o prepatch. ablanın linkini de attım chat'e, merak eden varsa. Peki ben şeyi soruyorum. Şimdi bu açıkçası yeni bir bilgi, Dalora'nın başa geçiyor olması. Biz buradan şeyi sonucunu çıkartabilir miyiz? Scourge düzenli bir şekilde geliyor Evet. Necromancer'lar ve Dalora. Yani Cult of Damned tarafından kontrol edilerek geliyor. Zaten diyaloglardan birinde de o geçiyor yani. Dalora'nın Scourge'ü böyle toplu düzenli bir hale getirip işe koyulduğu. Yani benim beklediğim en azından o kontrolden çıkmış Scourge yerine Necromancer'ların ve Dalora'nın başta olduğu bir ekip olacak yine karşımızda. Bol var. High Lord olarak geçecek. Lich King değil. Shaavon'a öyle diyordu en azından. Lich King Evet, diyemedi çünkü. aynen. Şeyle çünkü artık yani Death Knight'ların başı olarak geçiyor. Evet. Onun dışında Talia ile işte Gen arasında böyle biraz gerginlikler var. İşte o benim babam falan filan Evet. muhabbetleri. Hatta yani canlı olduğunu yeni öğreniyor Evet. oralarda. Ona da tanık olacağız. Düzenli bir ordu olarak gelmiş bomba bir haber yalnız. Ya evet, biraz Ya ben daha onu şey normal... izlenimi vardı, özellikle yapılan Evet. muhabbetlerde işte Scourge başsız kaldı, Evet, helmi öyle. kırıldı, işte sağa sola Evet, bilinçsizce saldırıyor muhabbet vardı. İşte değil, değil, bilinçsiz de değil. değil. Ya Önemli benim bir şahsi nokta. beklentim açıkçası BFA'ya da Legion kadar yuhçuş bir frepeş beklemesem de Görkem'le birazdan ima edeceğini tahmin ettiğim bir ihtimal var. Ona da bir giriş yapayım. Bu çok büyük spoiler ama tahminen çoğu kişi bunun farkındadır, olacağını farkındadır. Nathanos'u öldüreceğiz. Hani Prepeş'te Nathanos'u öldüreceğiz. evet. Ve hani Moğol'a gidecek. Ve Nathanos'a da son vuruşu trende yapacak. Evet, o Spoiler. onaylandı. Yani sinematiğini göremiyoruz. Şeyde Ama PTR'da olacakmış. oynanıyor. Ama sonradan yani Nathanos fight'ından sonra konuştuğumuz NPC'ler bunu onaylıyor. Aynen öyle. Alliance tarafında da Horde tarafında da. İki Öyle bir tarafta da olay onaylanıyor. olacakmış. Dediğim gibi chatle Ve birlikte sağlam gideceğim diye. Murat Han, o zaman sana soruyorum direkt. Abi, Bolvar'ın sonu ne olacak peki bu süreçte? ya benim hiç istemediğim aşırı klişe bir ihtimal var. İşte Shadowlands'ın sonunda Dharma's Always bir Lich King'ine olup Bolvar'ı böyle işte Shadowlands'ı kapalı tutacak karakter falan yapma ihtimalleri. Çünkü Helm'in tekrar yaratılacağı imasını verdiler. Ya benim hiç istemediğim çok ucuz, çok yani gereksiz bir şey ama olabilir. Bolvar'a bir rol biçebilmek için.
Çünkü yani bence gerçek Jailor of the Damned, Jailer. Bunu bilerek vurguladım. Jailer, Zoval. Onu da söyleyeyim bu arada. Bolvar zırhın içinde başka bir varlık hissettiğini söylüyordu. Nerzul'da da artası olmayan Jailer. Zoval'ı. Gerçek Jailer of the Damned. Evet. Tahminen Bolvar'ın sonu böyle olacak. Ve hani Taliesin'in de doğru tahmin ettiği gibi yüksek ihtimalle ya Bolvar ya da Jailer için bir sinematik serisi olacak Sourfang gibi. Zaten o dergi kapağı da çıktı ya işte görmüştür belki evet. Takip edenler. Gayet böyle high-res detaylı çok bir Jailer modeli var. Ve Bolvar da işte tahminen paketteki bizim Khadgar'ımız olacak. Çünkü Bolvar'ın Shadowlands'e dair bilgisi yüksek. Yani bize yani şu an Azeroth üzerindeki ölümler arasında en yüksek bilgiye sahip kişi olabilir Sylvanas saymazsak. Çünkü Helm'le doğrudan oraya bağlantısı olduğu için diye bilgisi var. Yani Bolvar bizim paket boyunca Khadgar'ımız olacak ama böyle klişe bir şekilde de bitebilir ya da hiç tahmin edemeyeceğiz bir şekilde de bitebilir. Yani bir kendi feda etse de benim için klişe olur onu da söyleyeyim. Çok bir tahmin edemiyoruz o yüzden. Olur. Evet. Görkem, senin bekleyişlerin nelerdir? Scourge'a ne olacak abi? Scourge ne yapacak yani daha doğrusu Azeroth'a? Yani işte Murata'nın dediği gibi şimdi aslında genel hikayesine baktığımız zaman böyle pre-patch'in hikayesinde şey var. Yani Wrath of the Lich King zamanında olan ve daha önce de işte Naxxramas açıldığında gelen eventin bir aslında tekrarı gibi onlara gönderme bir event var. Ama bu eventin bu kez farkı sonunda. İşte Shadowlands'a bağlanması için tabii böyle de bir şey gerekiyor. Bu sefer işte zombileri ve artık Scourge'ü yöneten şey bizim dünyamızdan değil, Azeroth'tan değil. Ve dışarıdan bir kaynaktan artık böyle ilk elden bir nevi yönetiliyor. Korkunç değil ve mi ya? Tabii yani çünkü Azeroth'un dışında ve üstünde bir güç buna müdahale ediyor ilk kez. Yani mesela Burning Crusade ve yani Burning Legion işte Scourge'ü yaratmış olsa da sonuçta yani evrenimizden olan bir tehlike, evet. Düşman iyi kötü sonuçta mücadele edebileceğimiz bir şey ama bu şeyi hiç bilmiyoruz. İlk kez karşımıza çıkıyor işte Mouseworn'lar, bu kullandıkları işte metotlar, büyüler, her şey işte bizim dışımızda. Yani en basitinden işte karşılığını veremeyeceğimiz büyüler kullanıyorlar. Mesela işte Death Magic öyle geçiyor. Sonuçta bunun bir örneğini de işte Sylvanas Sourfang'i öldürürken gördük. Ne kadar güç seviyesi farklı. Aynı şekilde bu yönetici olan değişince tabii Scourge'un gücü ve etkisi de değişiyor. O yüzden çok daha farklı bir artık istila olacak. O gördüğümüz işte önceki saldırılardan daha tehlikeli, daha böyle ölümcül bir saldırı geliyor. Bunu da işte nasıl engelleyeceğiz diye tabii daha önce bununla yüzleşmiş faction'ları çağırıyorlar. Hem işte Argent Crusade hem de işte Death Knight'lar, işte daha önce Lich King'in emrinde olup da ona karşı isyan eden işte Death Knight'lar, bizim oynadığımız Death Knight'lar da bunlardı. Bunlar işte yardıma çağrılıyor ve onların yardımıyla da tabii onların başında artık Bolvar var. Lich King'likten azat edildiği için bir nevi. Hem tabii şey artık bunun sebebi oluyor. Zaten bu olayı da şöyle düşünün. O gördüğümüz Shadowlands sinematiğinin oyunda gerçek olmasından sonra olanlar oluyor. Evet. O yüzden işte pre-patch geldiğinde Sylvanas Helm'i kırmış oluyor. Ondan sonra pre-patch başlıyor. Ondan sonra olanları yaşayacağız yani. Peki Görkem bir şey sorabilir miyim? Mesela Arthas'ın bir hedefi vardı aslında. Aha. Yani evet. Sence Dalora'nın bir hedefi var mı? Yani Arthas Azeroth'u korumak niyetindeydi. Azeroth'u tam yani belki yolu kötüydü ama güya sözüm ona Void'den koruma şeyinden, Legion'dan koruyacaktı şeyi Azeroth'u. Evet, evet.
Dalora'nın amacı nedir sence? İşgal yani mi? Gördüğümüz ve söylediği şeyler şunlar. Yani Jailer'ın yeni bir evrende yeni bir düzen kurmak için harekete geçtiğini, zincirlerini kırdığını söylüyor. Ve işte gezegeninizin ruhu işte bizim olacak diyor. Yani hayır direkt... bak orada onu böleceğim. Orada söylediği şey çok önemli. Jailer'ın bize introda söylediğini o daha burada söylüyor. İkinci defa söylenmiş oluyor yani. Onu bir okusana söylediklerini. Aslında Jailer'ın introda söylediği zaten onu ilk kez getiren Herald dalı. Herald o zaten işte. O yüzden title'ı Herald. Yani bir bunu bu haberi getiren ve işte Herald'a şey ilan eden bizzat kendisi yani. Bir okusana sonra bir Türkçe'ye çeviririz. Çok önemli çünkü söyledikleri. Yani tam laf şey işte yani bir dakika o quote'u bulamam. Ben, şeyde, dur atla hepsi burada. Hepsi Discord'da al. Hepsi Discord kanalında. Ha dur bakayım buldum. Darkness comes. İşte dur bakayım kurusaydır. Darkness is calling your görevde yokmuş. Bir tek görevde. Bir tanesinde bir de esas şey yapıyor. Bombalama görevi gibi bir şey alıyorsun. Orada Ice Crown'un üstünden geçerken diyor. O da hiçbir yerde yok. O son yolladığım şeyde var. Bol var Sylvanas'tan bahsediyor mu? Bahsediyorsa eğer direkt onu durdurmalıyız, öldürmeliyiz mi diyor? Yoksa başka bir şey mi? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buldum. Bol var açıkçası yani Sylvanas biraz yalnız hareket ediyor. Şu anda bu Sylvanas'ın gerçekten tam anlamıyla ne yaptığını bilen kişi bir Neytonos olabilir. Yani O da tam detaylarıyla bilmiyor. Detaylarıyla bilmiyor olabilir. Bir de belki çok uzak bir atma ihtimali. Şu an atıyorum. Saurfang olabilir. Çünkü Saurfang'e veda ederken Sylvanas şu şekilde bir şey söylüyordu ona. Sana güvenmiştim bu konuda diyor. Ne olacağını ya da işte gittiği yolun ne olduğunu biliyordu belki de. Ama dediğim gibi çok uzak bir atma ihtimali. Şu an boşta konuşuyor olabilirim. Ama bu kanalın özelliği bu. Biz uzak sallar sonra güzel tuttururuz. Evet, uzaktan atıp sonra tutuveriyoruz. Kimse de yani o yüzden etmiyor. Şu anda Sylvanas'ın ne yaptığını çok kimse bilmiyor. Yani biz de bilmiyoruz. Biz de açıkçası yorumluyoruz. Çünkü karakter gelişimine bakıyoruz. Anca olsa şunu yapar tarzında yaklaşıyoruz mevzuya ki oyunun ve hikayenin civcivli kısmı da bu. Yani güzel kılan kısmı da bu. Bilmiyoruz. Daha önce biraz daha ne derlerdi? Öngörülebilir. Hani önceden tahmin edilebilir mevzular dönüyordu. Şu an Sylvanas sağ olsun bayağı kapalı bir kutu gidiyor yani. Necromancer'ların Shadowlands'le alakaları var mı? Şimdi arkadaşlar Necromancer Cult of the Damned'le gelen bir mevzu şeye Azeroth üzerine ki illaki Shadowlands'ta var. Çünkü öbür taraftan ölü kaldırma muhabbeti. Bu arada Necromancer'ın temelinde yatan şey ölü ruhu direkt olarak kaldırmıyor aslında. Ölü bir cesedi bedeni canlandırıp o bedeni sana karşı işte herhangi bir savaşta ya da herhangi bir şekilde kullanıyor. İçine ruh... Reaktivasyon gibi düşündün onu. Yani bir nevi golem golem olarak kullanıyorlar. Ama içine ruh koyma muhabbeti geldiğinde... Death Guldan. İşlerin rengi değişiyor ve nasıl söyleyeyim? Yani herhangi farklı güçler devreye girmeye başlıyor. Sadece Death ile alakalı ya da Shadowlands ile alakalı bir mevzu değil. Ama Shadowlands ile alakasını şöyle düşünün ki bunu birçok ırk farklı şekilde yaptı. Bugüne kadar da dile getirdik. Ruhu ölüme gitmeden tutup içine yükleme. Evet. Gibi düşünebilirsiniz. Bu arada ben... Ama onlar... Onlar evet gayet genelde zaten... Kukla gibi kullanıyorlar sadece diriltip ve tahminen güçlerini de Maldraxxus'tan çekiyorlar diye tahmin edebiliriz. Ama dediğim gibi ve... o biraz daha şey böyle. Sen ben gibi Death Knight değil yani onlar. Evet ve bu ölünün içine ruhu koyup şövalye gibi diriltmeleri ilk Guldan yapıyor. İlk basic Death Knight'leri o yaratıyor. Necromancer'dan daha öte. Diyelim ve Görkem buldun mu diyalım? Tamam. Buldum. Zaten sen de bulmuşsun. Aynen o ikinci görevdeymiş. Attım yayına da. O Herald Dalora'nın söylediği şey şu. His power rising, his chains broken, the remaking has begun. O remaking'i diyordu Murat Han'da. Yani evet. Diyor ki gücü artıyor, zincirlerini kırdı. Yeniden yaratımı başlattı. Evet, bir şey diyor. Yani bu şeyleri kastederek Herald Dalora konuşuyor. Devamında da diyor ki The hour draws near when the banished one shall reclaim what is his.
Burada Banished One dediği de yani kovulmuş olan olarak Jailer. Gene Jailer'ı kastediyor. Evet. Jailer'ın saati yaklaşıyor. İşte hakkı olanı geri alacak gibi bir şey diyor. O olan da çok ürkütücü bir laf ya. Evet. Yani, sonuçta Shadowlands'ın yaratıcılarından biri bu. Yani neyi alacak geri? İşte, başını alacak geri. Zaten esas benim dediğim burası da. That comes for the soul of this world diyor. Yani ölüm bu gezegenin ruhu için geliyor diyor. Direkt Azeroth'un bir titan olduğunu biliyoruz. Evet. Doğmamış bir titan halinde olduğunu biliyoruz. En sonunda şey diyor. Make ready, feed the lives of the unworthy to the hungering maw. Yani burada da bizi kastediyor. İşte ona karşı savaşan ölümlüler olarak. İşte hazırlanın diye kendi takipçilerine diyor. İşte unworthy yani bu uygun olmayan işte mava düşecek ölümlüleri kastederek işte onları mavı onlarla besleyin diyor. Ondan sonra da işte bunu bir şeyde görüyoruz bu arada. Kendimiz ajan olarak gidiyoruz işte Ice Crown'a. Sanki Cult of the Damned'in bir üyesiymiş gibi giriyoruz toplantılarına ve orada işte diğer cult üyelerine konuşurken Harold Dalora bunları diyor. Orada amacını ve işte Scourge'ü aslında kim bu sefer yani bu işgal sırasında kimin yönettiğini görmüş oluyoruz. Ashara ne yapıyor şu an? Ashara bir sonraki expansion'ın konusu olacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Evet. Ashara'da yalnız bu arada o kısım önemli. Gene bir şeyde özellikle Nyalotha'da onu kurtardıktan sonra son söylediği onun da kozmik güçlerle ilgili bir olaya girdiğini anlamış oluyoruz. O yüzden çünkü, yani gelecek muhtemelen ada. Çünkü Greater Throne of Power beckons diyor. Yani o an içinde bulunduğu durumdan çok daha büyük bir gücün kaynağına gideceğini söylüyordu. Ashara da bayağı farkında. Şu aşamada Illidan, Sylvanas ve Ashara'nın pek çok şeyin farkında olduğunu varsayabiliriz. Bir tek biz bilmiyoruz, dinlemiyoruz. Ben şeye yorum yapacağım. Jailer'ın hakkı olan şeyi alacağı şu olabilir. Geçen yayın ben ne demiştim hatırlarsanız. Jailer'ın asıl görevinin aslında Arbiter'in görevi olabileceğini ve onun anlaşmazlık yüzünden MOBA sürülüp yerine Arbiter'in koyulduğunu söylemiştim ihtimal olarak. Bu bunu kastediyorlardır. Shadowlands'ın işleyişiyle alakalı hakkını almak istiyor olabilir. Çünkü şöyle bir durum var. MOBA eskiden MOBA değilmiş. Öyle bir detay var zaten. Evet. Burada başka bir konu. Bataklıktı. İşte tam da şimdi bataklık olmuş yani. Sonradan dönüştürülmüş. Eskiden yani genel olarak da beta'da böyle ilk level'larken gördüğümüz hikaye şu. Eskiden Shadowlands'in o ceza olan bölümü sadece Revendreth'miş. Yani mal diye bir yer yokmuş. Kimsenin böyle geri gelmeyecek suçlar işlemiş böyle ruhların gönderildiği bir yer yokmuş. Revendreth'te bütün ruhlar cezalarını çekip işte kurtuluyor ya da kurtulana kadar işte aklı başına gelene kadar cezasını çekiyor ve sonra tekrar yönlendiriliyor ya da orada kalıyor. Eskiden böyleymiş düzen ama şu anda Maw diye bir yer var ve işte Shadowlands'a karşı en büyük suçları işleyenlerin ve işte ölümlü ya da oradan olanların bile hapsedildiği bir yer var ve oradan kimse çıkamıyor. Diğer şeyler yani Shadowlands'ın diğer kurucuları topluca işte Jailer'ı da oraya hapsedip sen buraya hapissin işte buraya senin gibileri yollayacağız ve sen de onların işte gardiyanı olacaksın. Buradan da çıkamazsın diye onu oraya hapsetmişler. Bunu biliyoruz sadece. Bu çok büyük bir sıkıntı yalnız. Zaten bu sebepten dolayı çıkartıyor diye düşünüyorum. Şu anda şimdi benim kafamda canlandı. Ben bunu diyor ki Utku çok önceden konuşmuştuk. Revendreth videosu geldiğinde böyle bir şey konuşmadık. Ben hatırlamıyorum. Yani o videoya özel öyle bir şey konuşmadık. Konuşmadık ama. Yok hayır konuşmadık. Ben bu bilgiyi daha yeni alıyorum. aslında zaten bununla ilgili konuşacağımız bir şey olmadı. Çünkü beta hikayesiyle ilgili bir program yapmadık. Anladım tamam. Evet. Live değil ve değişebilir diye onları çok konuşmuyoruz. Sadece belli olan kısımlarını böyle konusu geldikçe ve işte biraz ben oturmuş şeyse konuşuyoruz. Yayının sesi kısık mı bilmiyorum. Diğer arkadaşlar sesi gidiyor.
Bir yorum gelmiş. Kadın deli gibi davranıyor. Ne yapacağı belli değil de kastı arkadaşın. Bir arkadaş Maxima 22 yazmış. Erdem. Yani burada kasıt çok yüksek ihtimalle Silvanas'sa eğer çok yanlış bir düşüncede kendisi. Hayır ama şöyle bir şey var. Sen bilmiyorsun, evet sana deli gibi davranma gibi geliyor yani, normal. Şimdi sen biliyor olsan zaten bu sefer biliyor olursun. Dersin. Mantıklı yaptığın şeyler falan gibi yaklaşırsın mevzuya. Bu şey Evet. gibidir yani, birazdan mesela benim böğürmeyeceğimi bilmiyorsun. Ama ben bir anda bir çıkar böğürürsem sen dersin deli mi bu çocuk diye. Ama ben bir 5 dakika sonra bağıracağım arkadaşlar haberiniz olsun dersem 5 dakika sonra Önder bağırmamı haber veriyor. beklersiniz yani. Yo, bu böyledir yani, mantık olarak insan her zaman bilinmeyenden korktuğu için her Evet. bilinmeyen şeyin de arkasında korku var. Dur. Şu an benim kafamda yeni canlandı. O yüzden Revendreth'te kan çekiliyor. Böyle Evet. insanlar acı çekiyor. Ve şey diyor işte, Mavdans önce geldiniz işte, son durak burası falan. Hadi yırttınız Evet. falan ayağı. Evet. He, ben şimdi bak, bunlar benim daha yeni yeni. Anladım dedi. Ben büyük bir atış yapayım mı? Çok büyük bir Aha. atış yapayım mı? Scourge'un Azeroth'taki büyümesiyle alakalı bir mevzu. Buyurun. Abi mesela biz şu anda nasıl söyleyeyim, expansion'da olduğu gibi işte Sylvanas'ı keseceğiz, Illidan'ı doğrayacağız. İşte başka hangi karakter var? Garrosh'un içinden geçeceğiz falan gibi yorumlar yapıyoruz. Yani oyuncular olarak. Evet. Ve büyük ihtimalle de Şey işte diyor abi, Warlords'un geneldeki ha? çok pardon, Warlords of Draenor sonunda Sargeras falan kesiyorduk Ha, hatırlarsanız. gibi yani, Böyle o tarz durumlara açıklama. binaenaleyh Evet. söylenebilecek şeyler var. Mesela biz hep Jailer'ı kötü biliyoruz ya, Jailer kötüdür. Jailer işte tukaka, Evet. onu expansion'ın Üy sonunda Allah kestiğimiz belasını. için kötü karakter. Ya gerçekten Azeroth'un ruhu için geliyorsa ve Azeroth'un ruhunun da Void'den korablaşmasını istemiyor ve bunu da işte Void Corruption'la en resistance sağlayabilecek şey ölüm olacağı için ölümü burada fortify ediyor olabilir mi? Azeroth'da güçlendiriyor olabilir mi? Yani biz çünkü bir Black Empire yaşayacaksak eğer, Shadowlands'ten döndükten sonra Aynen. ağır corruption'a maruz kalmamak için ölümün güçlerini barındırıyor olmamız gerekecek diye düşünüyorum. Evet, zaten işte bak, önceki o gördüğümüz şeyler hep bunun, yani zaten Shadowlands'te de var ya işte, hem Void hem Light saldırısı olmuş, onun Evet. kalıntıları var. Yani sonuçta önceden hatta bunlara karşı savunmak için işte Maldraxxus'u oluşturmuşlar. Orası da Shadowlands'ın ordusu ve savunma birimi. Demek ki böyle saldırılar var ki dışarıdan bu kadar güçlü Shadowlands'ın düzenini bozabilecek Aynen. tehlikeyi yaratıyorlar. Peki Demek ki ben onlar... bir bunun üzerine bir teori getireyim. Benim teorim bir Akaol'un teorisi. Void'lu Torghast'ın neden yapıldığını bilmiyoruz ve içinde hani tasarımından yola çıkmıştı. Hani sürekli değişen bir yer. Asla çıkış bulamıyorsun falan. Binlerce farklı varyasyonu var ya. Oraya bir Void Lord affedilmiş olabilir mi demişti. Oraya Shadow Lens'e Ya Void yok Lord. canım, yok. Yok yok, hiç Biliyor sanmıyorum. musun? Bu teoriydi bu. Hiç Tamam, sanmıyorum. sallıyorum. Yani zaten ama oranın mantığı o. Öyle bir yere dönüştürülmüş ve Hayır, şey yani demişti zaten, Void'le ben o yüzden alakalı o bir hale durum yok. gelmiştir demişti. O bir tek şey, Thousand Truth olayına gönderme Evet. yapmış. Yani Void'in bin farklı gerçekliği var ve işte Ay, Light çok Lord'un enteresan tek işte. gerçekliği var falan. Ama yok, mantığına uymuyor. Çünkü Void'deki olay özellikle şey diyorlar. Yani özgürleştirme, işte özgür Evet. irade falan, bunu çok Void'in esas temasında onlar var. Yani ona çok aykırı bir durum olur öyleyse. O yüzden hiç Ve sanmıyorum şey, yani. bir de Light ile Void'in Shadowlands'a saldırmasının sebebi de, daha önce söylemiştik, tekrarlayalım, Alima. Ya tabii, Yani aynen. onlar için böyle bir enerji cenneti gibi çünkü orası. Ve ya şimdi Jailer'ın amacı cidden Azeroth'u kullanıp bir kale savunma sistemi yaratmak olabilir. Ama şimdi orada bir tabir, ölüm ruhun için geliyor dediğin zaman öldürmeye geliyor gibi bir izlenim oluyor. Dünya için geliyor olsa Ha işte aynen, onda niye şöyle bir şey var bak, onda da Utku'nun dediği gibi Jailer iyi mi kötü mü işte bilmiyoruz ya, belki amacı da iyi mi kötü mü bilmiyoruz. Evet. Aynen, yani Ya da belki işte Azeroth'un ruhunu korumaya, kurtarmaya geliyor. Yani o da ya, olabilir. ikide olabilir yani, o yüzden Scourge'u, çünkü Void'in Corruption'la en dayanıklı Evet. şey.
Evet, evet. Zaten işte az önce o kaynadı, onu da diyecektim. Artas'ın amacını demiştin ya Utku. Hı hı. Yani Artas'ın zaten bu Azeroth'un içinde kaldığı saldırılar olarak gördüğü en büyük saldırı işte Void saldırısı, Old God saldırısı ve buna karşı zaten dayanıklı bir hem kale oluşturuyor hem de bir ordu oluşturuyor. Ve işte bütün Azeroth'un ölümlülerini de buna katarsam hepimiz buna karşı işte dayanıklı oluruz ve ona karşı savaşabiliriz diye düşünerek bunu yapıyor. Hani Jailer de bunu Cosmic Scale'da yapıyor diyorsun o zaman. Evet. Yani Jailer de bunu Cosmic Scale'da o zaman. Cosmic, evet, Cosmic ölçekte yapıyor. Doğru, aynen. Aynen. Ve bir de şey var, yani normalde Scourge durumu nedir? İşte bir kaldırmaya ihtiyaç duyuyor. Tamam, Plague'le yayılıyor ama oradaki süreç yavaş. İşte biliyorsun Kel'Thuzad'ın işte Andorhal ambarlarında yaptığı mevzu. İşte bayağı yavaş işleyen, evet, bir süreç. Stratholme'da yaşananları biliyoruz. Vesaire vesaire. Yani bu sefer böyle biraz agresif bir yayılmacı politikası var. Yani işte dokun, yani Goal'un dokunduğu Goal oluyor falan gibi. Krepeş'te öyle bir şey görüyoruz çünkü. Evet, evet, aynı. Yani bizzat böyle hani ölümün elinin değdiğini net görebiliyorsun yani. Bir de şey çok ilginç. Şimdi Shadowlands'te normalde 5 lider var. Jailer'ı da katıyorum burada. Arbitrix'a katmıyorum. Hı hı. Evet. Bunlar hep ölüm aslında ama özellikle Jailer'dan sürekli ölüm olarak bahsediliyor oyunda. Evet, değil mi? Sanki ölümün ta kendisi oymuş gibi, evet, bahsediyor. Sanki yani... Evet, orada da hata yapıyoruz aslında. Title olarak böyle direkt, evet, sıfat ölüm oymuş. Kavramı direkt oymuş gibi. Bu ara soruyorum, evet, Görkem'e. Mav'ı kim yaptı abi? Mav'ı bildiğimiz yani... kadarıyla diğer Eternal One'lar, yani Jailer dışındaki bütün diğer Eternal One'lar güçlerini birleştirerek yaratmışlar. Tamam. Bir soru yani var, şu an cevaplayalım diye şey yapmış. Evet, bu arada pardon, onlar yaratmamış. Öyle bir düzlem var. Daha varmış, öncesinde, evet, başka bir düzlem orası. Ve işte orayı Mav'a dönüştürüyorlar hep beraber. Evet. Çünkü çıkılmayacak zaten aynen şey hapis boyutuna dönüştürüyorlar. Hani tasarımına bakarsanız sanki orası eskiden bir hani kendi içinde medeniyetmiş diğer bölgeler gibi de ciddi bir yıkıma uğramış gibi bir görüntüsü var. Evet, evet. Bununla ilgili oraya... de şöyle bir... Söyle. Oraya gönderilen şey de çok kısıtlı. River of Souls'a gönderilen ruh da çok kısıtlı. Belki normal eskiden düzgün bir akış vardı ama Mav olduğu için kısıldı. Aynen. Normal işleyişinde bildiğimiz kadarıyla da öyle. Zaten Mav'a çok az ruh gidiyor. Bilerek gönderiliyor. Aha, aynen. Normalde o yüzden orası güçsüz bırakılıyor aslında normal, evet, işleyişinde Shadowlands'ın. Ve çok hani hiç geri dönmemesi gereken ruhlar ya da işte varlıklar gönderiliyor. Hani bir şeyi konuşmuştuk. Ben ona tam katılmasam da hani Shadowlands'te gönderilen ruhların kişilik kadar ne kadar kişilik özellikleri kadar ne kadar katkı verecekleri de hesaplanıyor ya Arbiter tarafından. Mav için de bahane bulmuşlar işte. Zaten evrende çok 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 affedilmeyecek şey yapanları o kadar fazla değildir hiçbir zaman. Belli kısıtlıdır. Biz onları yollayalım demişlerdir. O yüzden kısır tutuluyor orası. Ve şey de ilginç yani. Primus şey diyor. Güçlenmemesi için de belki özellikle. Evet. Evet ve Primus şey diyor yani. Jailer çık, Mav'dan çıkmadan Eternal One'ların birleşip onu durdurması lazım. Evet, yani evet. Çıkınca ne olacak gerçekten? Yani nasıl bir güç çıkaracak aşağıda? Ne yapacak? O da çok ilginç yani. Zaten onu hapsetme sebepleri de böyle şey gibi, evet, yani bu potansiyel tehlikeyi önceden durduralım amacıyla böyle hapsetmişler gibi bir durum da var onda. Hikaye direkt Arthas'a bağlanmaz yani, direkt Arthas üzerinden dönmez ama Arthas'la bir, evet, etkileşime gireceğiz ya da ben, bir şeyler duyacağız. Arthas konusundaki şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben Arthas'ı çok severim. Yani Warcraft'taki en sevdiğim karakterlerdendir ama yani lütfen Arthas böyle şey yapmasınlar işte, ne o? Çok bilgili, işte Jailer onu bilerek yanına aldı, aşırı şey bir... Böyle bir şey yapmayın. Arthas'ın hikayesi güzel bir şekilde bitirilmişti Wrath of the Lich King'de. Evet, evet. Ve benim tercihim ya, öyle kalmış olurdu. Aynen, ama Arthas'ı görebiliriz yani, ama kesinlikle zaten onu söylediler de resmi olarak. Kesinlikle bir ana rolde ya da önemli bir aşamada görmeyeceğiz onu. Yani öyle yan bir hani cameo falan yapabilir. Evet, o kadar. Ama onun dışında bir şey olmayacakmış zaten. Yani Arthas'ın
E şöyle, Ner'zhul ne kadar biliyorsa Arthas da o kadar biliyor. Ya da Bolvar ne kadar biliyorsa Arthas da o kadar biliyor Shadowlands. Yani Sonuçta bir maşaydı Arthas'ta. İşte o maşa durumundan biraz kurtuldu. Azeroth üstünde bir güç elde etti tek başına. O da Legion çekildiği içindi zaten. Yani kendi başına yapmadı aslında bunu. Yani ne kadar Kilci Adin'e karşı savaşmış olsa da sonuçta oradaki işleri bittiği için artık körce ihtiyaçları kalmadığı için Arthas özgür kalabildi. Bu arada şeyi de söyleyelim. Hani Lich King işte öyle aşırı güçlü falan filan diyoruz ya. Ha, Lich King Gilead'ından böyle ölümüne korkuyordu. Onu da söyleyelim Tabii yani. yani o yüzden savaşıyor zaten. Ve şey, Kil'cayden sallamıyor Lich King'i. Ciddiye almıyor bile. Yani kullandık attık gözüyle bakıyor. O kadar Yani. da büyük bir güç farkı var yani. Peki o Yani zaman yine oradaki cıvcıllı soruyu soruyorum. Hazır mısınız? Biz ölüm tamam. yükseliyor diyoruz ya. Ölüm nasıl yükseliyor abi Azeroth'ta? Biraz daha böyle keskin köşelerle girelim mi ona? Zaten şeyin pre-patch'in aslında bu bölümün adını da ona göre seçtik zaten. Yani Death Quest'in adı o. Rising zaten pre-patch'in adı Aynen. yani o gelen Shadowlands'ten önceki hazırlık aşamalarında yapacağımız olayın adı Death Rising yani ölümün yükselişi. Bu da şöyle olacak. Zaten Scourge işgali ve işte yeniden bu olayların başlaması zaten işte ölüm mevzusuyla, işte bu zombilerle, bütün bunlarla ilgili şeylerle yeniden yüzleşeceğiz. Artı işte bunların arkasındaki mevzunun da direkt Shadowlands'a bağlı olduğunu öğreneceğimiz için direkt olarak ölümle birebir artık yüz göz olmaya başlayacağız. Shadowlands'a geçmemiz için bir sebep ortaya çıkacak. Çünkü bu olayları çözmek için sonuçta burada öldüreceğiz belki işte saldıran Scourge şeylerini işte liderlerini ama bunlar ölünce nasıl işte Legion'da geri gidip geliyorlardı. Aynı şekilde bunlar da Shadowlands'a gidip geri geliyorlar ve bu tehlike bitmiyor. O yüzden onu yerinde halletmemiz gerekiyor. Nasıl işte Legion'ı Argus'ta yendik de o zaman tamamen bitti. Bunu da bu tehlikeyi de bitirmemiz için Shadowlands'a gitmemiz, Mav'da olayı çözmemiz gerekiyor. O yüzden Şey, de ölüm yükseliyor ve biz de ölümün kalbine gideceğiz. bir soru gelmiş. Shadowlands'a giden bir Arthas'ın bozma ihtimali nedir diye. Ona şöyle diyeyim. Dengeyi direkt bozacak kadar dedim ki önemli bir karakter değil Arthas ama Shadowlands'tan Anima esirgeyen karakterlerden biriydi. Değil mi? Biriydi Maldor. ama onu da söyleyelim. Evet, Biriydi, evet. biriydi. Yani Mesela onu yapan tamamen ırklar da var yani. Mesela Draenei ya da Nightelf'ler de var. Nightelf. Anima esirgeyen. Ama bir Defalarca dakika. kere yaptığımız üzere. Bu şeyin kontrolündeydi ama değil mi? Yani bir dakika. Jailer'ın kontrolünde oluyordu bu Değildi. yani. Değildi. Değil. Değil. İşte Legion'la başlamış bir Jailer'ın mevzu olduğu hiçbir için üzerinde bir etkisi yoktu. Evet, Legion'la başlayan bir mevzu olduğundan Lich King'lik olayı Jailer kontrolünde Ama değildi. şimdi kontrol şöyle ama kontrolünde olmaz ama dediğim gibi onun onayıyla yaratılmış bir canlı olduğu için çok yüksek ihtimalle onun zaten ciğerini biliyordu Canlılıktan Lich ziyade King'in. o şey işte Helm falan. Hammer. İşte o Armor. yüzden sordum. Armor ve Yani şimdi arkadaşlar Lich King'in Lich King olma sebebi Jailer. yani hem Helm of Domination hem de Frostmourne. Ve bunları ona veren Kil'cayden Murat'ın Şimdi dediği değişik bir gibi. yorum geldi. Korkan kişi Lich King mi yoksa Jailer'a eşit güçlü olabilecek Sargeras'tan korkan Jailer mı kendisi olabilir demiş. Bu durumda Jailer Sargeras Sargeras'tan çok daha güçlü olduğunu biliyoruz. Evet. O Bunu açıklandı biraz ya. Yozikostas bir röportajda söyledi. Evet. Bu Eternal Ones denen ırk yani Shadowlands'ı yaratan ırk Titanlardan çok daha güçlü yaratıklar bunlar. Güç seviyesini de anlatmak için Titan Plus Plus olarak Ion Hazikostas demişti. O yüzden korkması değil, ciddiye alması bile mümkün Evet. değil. Ama yani şey ciddi almaktan çok kafaları uyuştu tahminen ve aynı amaca. Yani ha Aynı o amaçla ama anlaştılar. işte bunu Yoksa şöyle düşün. Sonuçta Jailer'ın Targaryen Sylvanas'la da etkisi olarak görme ihtimali yok. evet. Yani sonuçta Jailer Sylvanas'la da çalışıyor. Evet. Yani ama güç farkı çok fazla. Öyle Yani düşünüyorum. tahminen hatta biz işte bu Jailer ardından First Ones ardından İşte sadece bir kere adı geçen Clockmaker tabirleriyle şu an o güç seviyesi çok yukarı çıktı. Evet. Yani öyle
biliyorsunuz bir YouTuber var. İşte Titanların hala en güçlü şey olduğunu falan, Argus'un işte first one olduğunu falan söylüyor da öyle bir şey yok. Evet. Yani öyle Ben Titanlar anlamadım. artık böyle. Sargeras da Bu arada Titanlardan bunu güçlü. anlatalım. Yani bunların adı geçen şeyler işte dediğimiz gibi Eternal Ones diye geçen Güçlü Shadowlands'ı yaratan olması mı? ırk. Evet. Bunun bu ırktan daha güçlü ve bunların bahsettiği First Ones diye bir Onlar. ırk var. Bunları Evet. hiç daha görmedik, duymadık. Bilin. Ama bunların Aynen. kalıntıları Maw'ın içinde var. O yüzden Maw'la ilgili de şöyle bir teori var. Maw aslında bu First Ones denen ırkın yarattığı bir boyut. Ve bu First Ones'lar işte Eternal One'ları yaratıyorlar veya da onları oraya getiriyorlar. Ve bu Shadowlands'ın işte önceki düzenini onlar kuruyor. Ama sonradan işte bir şekilde ortadan kayboluyorlar. Ve onların kalıntılarını işte korumak için duran bu Maw'ı sonradan hapis boyutuna dönüştürüyor işte diğer Eternal One'lar Jailer'ı oraya hapsederek bunu böyle tahmin ediyoruz. Bu arada tabii Elo'nun First Ones'dan olma ihtimali çok yüksek. Evet, ya da Onu Clockmaker olma ihtimali tahmin çok yüksek. ediyoruz. Çünkü ona büyük göndermeler var. Özellikle Evet. Ardenweald hikayesinin sonunda ve şeyde seçerseniz Ardenweald'deki Covenant olan Nightfey'i seçerseniz devamında bununla ilgili büyük göndermeler var. Oranın son aşaması halen beta'da da yok. Orada zaten şey olacak işte Tyrande diğer işte kendisi gibi Night Warrior'larla karşılaşıyor. Ve işte başka gezegenlerde de Night Warrior'lar olduğunu öğreniyoruz. Onlar da aynı işte Tanrı'ya inanıyorlar, Elune'a inanıyorlar ve güçlerini ondan aldıklarını söylüyorlar. Ama bunun devamı beta'da yok. Bundan sonra muhtemelen işte Elune'un kim olduğunu belki bizzat kendisi ortaya çıkıp gösterecek. Belki işte sadece anlatımla öğreneceğiz. Ama çok büyük ihtimal First Ones'dan biri çıkacak. Bunun da üstünde işte Murata'nın dediği kulak yani Clockmaker ya da işte evreni yaratan varlık Ya da bir gibi mimar bilmiyorum. yaratıcı bir ırk ya da tek bir varlık gibi birinden bahsediliyor. Çok az yerde geçiyor bunun adı. İşte bunu sıfat olarak da söylüyorlar. İşte belki böyle bir şey var gibi diyorlar. İşte ya da böyle bir olgu var gibi de diyorlar. İşte öyle bir varlık ya da bir Evet. düzen böyle olabilir gibi diyorlar. O da her şeyin üstünde işte bütün Evet. evrenin yaratıcısı gibi geçiyor ya Evrenin da düzeni mimarı. Belki bir gibi geçiyor. yani belki bir mimardır yani bilemeyiz. Ha Meslek işte. olarak kendisi. Ha. Yani şeyi söyleyeyim. Bir yorum geldi de hani Burada Jailer. kendi teorini söyle işte Matrix. Evet. O şeyden çıkmıştı. İşte, Baylor'un Ionic Hostas'ları röportajı vardı da işte Jailer'ın güç seviyesini falan tartışıyorlardı First One'lara. İşte Azikostas en son şey demişti hani bütün bu düzeni kimin yaptığını bilemeyiz. İşte bu First One'lar tamam. Ama belki de bir tane Clockmaker vardır demişti. İlk o Onu zaten orada evet. onu söyledi. O Onu bir dakika kelime orada oradan çıktı. söylüyordu. Onu şu ana kadar başka bir yerde duymadık ama First One'lara bir anda bilgi akışı oldu Shadowlands'tan. First One, First One. Çok fazla duymaya başladık. Bu ara One Şey falan bu kafa karıştırıyor mu acaba? Yani Eternal One, First One biz şey mi ayırsak mı onu işte sonsuzlar ya da ilkler falan diye mi yapsak? ya Ya o ilk ama var. bütün konu size karışıyor şu an yani. Onu Evet. biz şey yapalım. Titanlarda da karışıyor. Zaten o yüzden çoğu yayıncı da o Tonga'ya düşüyor işte Murata'nın dediği gibi Titanlara denk görüyorlar bunları ya da işte First Ones'ı Titanlar zannediyorlar falan. Değil mi? Ama öyle Onun olmuyor ayrımı belli yani. şimdi kadimler kendi desek bildiğim. olmayacak bu sefer. Ancient'lar var çünkü falan. Evet. Şey, Olmaz. biz onun ayrımını şöyle yapalım. Titanlar var. Pantheon of Order. Order'ın Titan güç seviyesi canlıları. Bir de Bunlar Shadowlands'ın. ağırlıklar oluşuyor bu Şey, arada. evet. Bir de Death'in Titanlara karşılık güç olarak değil ama sadece mevki olarak tam karşısında bir yönetici kısım var. Onlar da Archon, Winter Queen, Denatrius, İşte onlar Eternal Primus, Ones. Onlar Jailer. Shadowlands'ın Bunlar yaratıcıları. Eternal Ones. First One'ları ne olduklarını bilmiyoruz. Ama bütün düzeni yaratmış ırk oldukları imaları Bu geliyor. sadece Shadowlands'le alakalı Expansion'dan. diye düşünmeyin. Tabii. Yani bu kozmik chart işte yani o
kozmik haritayı zaten incelerseniz görebilirsiniz siz de onu. Yani onlar bizim hatta işte sonradan yapılan bir röportajda da Steve Danzur demişti, bu Titanların perspektifinden gerçek haritası. Yani orada Shadowlands küçük gözüküyor mesela, işte Emerald Dream'in karşıtı gibi gözüküyor ve işte ölümle işte ve diğer nekromantik güçlerle birlikte gibi gözüküyor ama şimdi görüyoruz ki öyle bir durum yok. Demek ki o çok daha bir tane kapsayıcı. Bir şamdanlar onunla alakalı ya. Çünkü ya bilgileri az. Çünkü ya bilgileri az da bilerek bize bizi bilgi vermeye layık canlı olarak canım, görmüyorlar. Canım oyunun bilgisi az olur mu? Yani. Çok yüksek ihtimalle bilgileri vardı. Şey diyeceğim, bir arkadaş almıştı. Jailer iyi karakter. Ben ona şu yorum vereyim. Yükselmeyin bir dakika ya, bir açıklayacağım. Allah'ım. Ne ya falan, nasıl ya? Evet iyi, ben Jailer'le birlikte savaşacağım. Hayır ya. Evet. Tamam. Nasıl yapar? Tamam, ya ben Jailer için Sargeras benzeri karakter. Ona katılabilsek süper olur değil mi? Evet. Jailer için Sargeras benzeri karakter diyorum. Yani bize öyle gelin canlarım sizin başınızı okşayayım diyecek bir karakter değil aslında. Onun çok büyük bir hedefi var. Ve bu hedef uğrunda da gerekirse önüne geleni yok edebilecek bir karakter ama kendi açısından amacı noble. Amacı asil. Çünkü bunu çok konuştuk zaten. Shadowlands'e düzenin o kadar da masum olmadığını ve bir mimarlık eseri olabileceğini konuşmuştuk. Evet. Ve burada biraz konuşacağım. Gerçekten. Ajan Smith'in amacı şuydu. Sizin Matrix'inize de başlarım. Zion'unuza da başlarım. Makineler şehrinize de başlarım demişti. Evet. Çünkü Zion da aslında simülasyonun bir parçasıydı. Yani 6 defa yaratılmış çünkü. Hep ikisi de. Yani iki tarafta da önce Matrix'i yaratıyorlar, sonra Zion'u yaratıp umut veriyorlar. Oradakileri de kendileri için kullanıyorlardı. Smith de demişti ki hatta Neo Matrix'in kendi yaratımıydı. Değil mi? Evet de Neo o bahaneyle zaten Zion'u da makine şehrinde kurtaran kişiydi aslında istemeden. Evet. Smith ise demişti ki ulan hepinizin bu düzenine başlarım. Hepinizi yok edeceğim. Böyle bir sömürü düzeni olacağına demişti. Jailer'da öyle düşünebilirsiniz. Yani çok ekstrem bir iyilik tırnak içinde. Kötü değil. Çünkü kötü dediğin abi buldandır benim için. Onu zaten konuştuk daha önce. Saf kötü, kaotik kötü. Buldandır. Ya da başka bir örnek. Zeus'tur. Çok rahat verdiğim bir örnek. Allah diye çok büyütmeyelim de Yüzüklerin Efendisi'ni bilen varsa Eru diyelim. Hani. Eru. Yok, Jailer'ın Eru olduğunu sanmıyorum. Hayır, şey olabilir. Clockmaker'ı diyor. Clockmaker. Evet. İşte. Evet. Eru ya da mimar olabilir. Clockmaker bu arada tek bir varlık olmayabilir. Böyle aynı Titanlar gibi bir ırk topluluğu da olabilir. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü onu bir dır değil ağ olarak söylemişti. Evet evet. Ama cidden First One'larında o şey olabilir yani. First One uygarlığı, işte onların başında da Clockmaker var. Evet. Onların yöneticisi de olabilir. Aynen evet. O ırktan biri de olabilir. Ve işte bizim animamızı Revendred'deki gibi içip festival de yapıyor olabilirler yani. O besleniyor olabilirler. Da şimdi biz çok dağıttık konuyu, şeyi konuşacaktık aslında. Prepeci. Ya şey, Prepeci odaklı gördüğümüz değil canım şey yani ölüm göre, yükseliyor evet. Abi. Scourge ciddi bir şekilde geliyor. Evet yani konu dağıldı ama dağılmadı. Çünkü yani müdahale etme gereği duymadım açıkçası o kadar dağılmadı. Evet hala Eon'lar konuşmuyoruz yani onun için. Hala Eon'lar konuşmuyoruz yani daha konu dışına çıkmadık. Onlar. Yok canım zaten oralara da hani girmeyen şey yok da bu direkt ölümün kendisiyle alakalı söylediğiniz şeyler. Yani Raya sokmak istiyorsan sana soruyu soruyorum o zaman. Yok ben Görkem'e bir şey soracağım. O aklındakini planla bakayım o zaman. O leak hakkında bir konuş. Ardından da Nathanos'un öldürülmesiyle olan benzerleri bağla bakalım. Ne hakkında? Leak ha tamam. Shadowlands leak. Aynen. Dur, onu ben de açayım. Dur onu hemen kendimden kopya çekerek açıyorum. Bir tane de soru gelmiş. Yaşlı Tom Bombadil. Peki bu Dimension'ların hepsi ayrı ayrı kendine has olaylarla mı yaratıldı yoksa hepsi bir olaydan sonra mı oldu? Bildiğim kadarıyla hepsi ayrı ayrı ve doğal bir şekilde oluşuyor. Onu da şöyle biliyoruz. Yani Chronicle'da anlatılan şu işte mesela Titanların oluşumunu tam detaylı olarak biliyoruz. İşte Arcane bir evren
oluşup da arcane enerjiler bir araya geliyor ve titanlar oluşuyor. Yani arcane enerjinin vücuda gelmiş hali titan. En saf hali. Öyle düşün. Bizim tahminimizde bu mantıkla animanın ve işte evrende ölümlülük oluştuktan sonra evrende canlılar yaşayıp doğup öldükten sonra bu anima enerjisi ortaya çıkıyor ve bu belli bir miktardan sonra biriktikten sonra işte aynen arcane'in evrenin oluşumundan sonra işte vücuda gelmesi gibi animanın ve bu ruh enerjisinin vücuda gelmesiyle de Eternal One'lar oluştu diye tahmin ediyoruz. Bu resmi olarak açıklanmadı. Ben hatta Steve Danuzer'a bir soru attım ama görmedi. Cevap veremiyor bununla ilgili. Öyle cevap sonra veremiyor herhalde öyle bir şey. Şeyse görüp de sallamamış da olabilir. Ben bunu diyeyim de artık spoiler demiştir adam yani. O yüzden yani bizim tahminimiz olarak düşündüm onu. Ve diğer boyutlar da kozmik boyutların her birinin yani her köşenin mesela life işte life'ın life lens diye genellenebilecek bir boyutu olduğunu biliyoruz. İşte light'ın narların geldiği bir light lens boyutu olduğunu biliyoruz. Void'in aynı şekilde bir void boyutu var. Bütün hepsinin kendi boyutu var ve bütün bunların işte bir araya gelmesiyle aslında bizim gerçekliğimiz oluşuyor. Warcraft evrenindeki gerçeklik böyle tanımlanıyor. O yüzden her boyutu kendi doğal sürecinde oluşmuş olarak düşünebilirsin. Ve hatta ben iki tane ekleme yapayım. Bir tanesi arkadaşlar bu teori de made by lore konseyidir. Oh my god, yani, this one again. Of... Copyright. This one again. Pantheon of the animada oluşma ihtimali yine lore konseyi. Bunu teori. Yıllar önce görmemiş miydik bu şeyi? Eda dur çok orta yerden girdin çocuk bir şey anlatıyor. Ay özür dilerim kulağımdan çıkarmıştım. Ha şey. Pardon çok özür dilerim. Bir tanesi bu. Yok, sorun yok. Diğeri de diğerini unuttum artık. Geçmiş olsun arka da bahsedeyim. Yok şey görseli verecektim arkaya da Eda görünce bir görseli yükseldi. Görseli şaşırdım çünkü yani bu tekrar mı? Tekrar mı yani? Yok. Biz bunu görmüştük. Onu... Bu leak'i ta şeyde gördük. Şöyle söyleyeyim sana 7 ay falan oldu bunu çıkartalı. Demiştik ki burası tamam, aslında Shadowlands. Ama işte dur onu konuşacağız işte. Bir tanem sen yayın dinlemiyor musun? Aklıma geldi tamam. Komse üyemiz yayına katılmıyor arkadaşlar. Drama. Ne söyleyeceğim diğer şey aklıma geldi tamam. Hayır seni de nereye katılmıyorum? Ama yani anlatacağız diyoruz işte. Ay dur bir dakika tamam. Yo dinliyorum. Sadece şaşırdım. Tamam, sen dinlemede kal. Birazdan anlatacağız. Tamam söyleyeceğim diğer şey de aklıma geldi. İşte ilki bu teori arkadaşlar lore konseyi copyright alıyoruz tekrardan. Sonra başka yere alıyor. Diğeri de Görkem dedi ya işte bütün bu kozmik güçler doğal bir süreç sonucu oluştu. Benim de o konudaki teorim şu. Aslında onu şeyden aldım hani Yin Yang mevzusundan biraz çaktım. Evet. Det'in benim fikrim en başta Void ile Light'in çarpışmasının ardından Light'tan pardon şöyle Chronicles'ta anlatılan şey şu Light her şeyin başında o başlatıyor yaratımı. Ardından onun yarattığı boşluklardan Void oluşuyor. Yani Void Light'tan geliyor. Bunun ardından bana göre Life oluşuyor ve Life da kendi karşıtını yaratıyor. Death. Çünkü Life olmadan Death. Death olmadan da Life olmaz. Çünkü zaten Life'ın tanımında da işte şey var ya bütün elemental güçler oluşup da hepsi bir araya gelince Life oluşuyor. Evet. Oradaki ortak karşıtlık ve alt boyutlar da o şekilde mantığa bağlanmış. Beyaz ve diğerinde de Order'ın içinden de Disorder aslında bence doğrudan geliyor. Evet. Çünkü bunun aslında simgesel bir anlatımı da var. Order'ın üyelerinden biri Disorder'ın komutanına dönüşüyor Lord'a. Onun için yani benim teorilerimden biri de bu yani. Bu kozmik güçlerin duality diyeceğim ona Türkçe'ye çeviremiyorum. Ona elin üzerinden örnek vermiştim i̇kilik aslında. Ya da işte denklik falan olabilir. Denklik, ikilik. Yani ayın karanlık ve aydınlık güzel örneğini verebiliriz ona. Yani light and void. Yin yang bence tam birebir karşıtı oluyor yani. Evet. Hepsi
birbirleriyle ilişkili ve diğeri olmadan olamazlar. Ama Zot'un söylediği gibi aslında hepsinin amacı nihai geride kalan olmak. Zaten bu Harold'un, bugün konuştuğumuz Harold'un sözlerinden biri de o. Death en sonunda her şeyi tüketecek diyor yani. Kozmik açıdan söylüyor onu. Bu da böyle bir teoremdir diyelim ve şu geçelim artık. Görkem'e salalım. Leak'e yani tabii aslında bu leak'in hatta düşme tarihini tam söyleyeyim. Ta Ağustos 2019'da düşmüş. Yani Shadowlands çıkmasından aslında yakın bir zamanda atmışlar. Bunu şöyle diyorlar. Şimdi tabii bunu atan kişi ben işte Blizzard çalışanıyım falan diye Evet. attı ama yarı destekli bir sallama olduğunu tahmin ediyorduk. Zaten Evet. biraz öyle de çıktı. Ama arada öyle şeyler tutturdu ki yani sallamasına imkan yok. Ve aynı şeyler birebir oyuna da eklendi. Özellikle bu Nathanos'un boss olacağını işte ve Tyrande'nin işte Nathanos'u öldüreceğini falan söylüyor. Hiç tutturamadığı çok uzak şeyler de var. Evet. Ama görsel, özellikle bu görsel yani direkt içeriden sızmış gibi böyle detaylı inceledik biz bunu bayağı zoomlayıp bakıp falan böyle baktık. Ve bu hani oturup böyle model viewer'da ya da böyle 3D bilen birinin böyle oturup yapabileceği bir şey değil. Hakikaten böyle oyunun bütün nasıl diyeyim game design programlarına ve böyle database'ine sahip olması lazım bunu yapabilmesi Onu için. benim de söyledi hatta. Evet, aynen. Ve buna zoomladığınız zaman bütün şeyler de var orada. Böyle bilindik karakterler o formda yani ölmüş hallerinde var gözüküyor orada. O yüzden bayağı yani kim yaptıysa da uğraşmış, iyi yapmış. O yüzden yani bu leak'te tabii ben onun linkini atayım isteyen baksın. Ve bu Bütün filo da Helen'ın bakmak isteyen filosu. leak olaraktan şöyle. O şey yelkenlerdeki suratı soruyorlar da arkadaşlar o Forsaken amblemi onu da söyleyelim. Evet. Forsaken amblemi yani Sylvanas'ın Evet. tabii yüzü o bildiğimiz Evet. kadarıyla. Ve Ve tabii ama bu bu filmin Helen'ın filosu olduğunu söylemişti. Onu da söyleyelim. ama işte bu renk ve şey aynen Helya'nın böyle ölüm büyüsünün rengi olarak böyle daha önce gördük. Hatta işte şeyde bu Helya'nın işte boyutuna girdiğimizde Sylvanas'ın Helya ile bir konuşma yaptığını görüyorduk hatırlarsınız Legion'da. Ama konuşmanın tamamını duyamıyorduk. Yarısında zaten geliyoruz. O sırada bitiyor konuşma ve işte, anlaştık o zaman deyip gidiyor Sylvanas. Bunun ne olduğunu bilmiyorduk. İşte buna bağlandı. Tabii Helya ile yaptığı anlaşma falan dedik. Shadowlands'te de şöyle bir şey görüyoruz. Helya bizzat Mav'da ve River of Souls olarak işte gördüğümüz bu ruhların aktığı nehrin başında görüyoruz işte Helya'yı. O yüzden Sylvanas'la çalışmaları devam ediyor. Bunun onayını da orada görmüş oluyoruz. Ama ne boyutta olacak, bu olayı etkileyecek mi onu bilmiyoruz. Şöyle de bir şey biliyoruz. Bu leak'te tam olarak yazmayan ama bildiğimiz 4 tane işte faction leader kaçırılıyor. Bunlar işte şey Anduin, Jaina, Alliance tarafından, Horde tarafından da Bane ve Thrall kaçırılıyor. Bunları da gene Shadowlands başlangıç görevinde zaten bizzat görüyoruz Mav'ın içinde. İşte ve burada şöyle bir anahtar nokta var. Jaina daha önce gitmiş gibi konuşuyor. Hepsine yol gösteriyor. İşte ben buraları biliyorum gibi bir şekilde böyle hem Thrall'a hem Bane'e işte artı Anduin ayrıca kaçırılmış başka bir yerde tutuluyor. Onun da işte Sylvanas işkence ediyor, sorguya çekiyor gibi bir durumu var. Zincirli halde Anduin. Bunların çoğunu mesela tutturmuş işte. League'de bunlar birebir olmasa da çoğu var. Ve bu olaya işte nasıl olacak onu bilmiyoruz. Ölüp mü gidecekler yoksa işte kaçırılma olayı nasıl olacak bunu mesela bilmiyoruz. O da şu anda işte hem PTR'da hem beta'da bir böyle şey placeholder denen işte şey koyuyorlar oraya.
sinema oyun içi cutscene yerine işte burada çok cool bir şey olacak diyor. Ya da böyle üzerinde çarpı olan bir kısa görüntü geçiyor. Şu anda o yüzden ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyoruz ve tahminler de bu göreceğimiz sinematiklerden biri bu görüntüyü bizzat barındırıyor olabilir şeklinde. Çünkü Stormwind'de bir baskın olacağını iyi kötü tahmin ediyoruz. İşte Anduin'i kaçırabilecek sonuçta, öyle düşünün. O kaçırılacağını biliyoruz ve işte bu baskın sırasında kaçırma ihtimali de çok yüksek. O zaman da Leak'in o kısmı tutmuş oluyor. İşte ama Jaina'yı nasıl kaçıracak? O da o sırada Stormwind'de mi olacak? Başka bir yere mi saldıracak? İşte Jaina'yı kaçırmak için onları bilmiyoruz. Thrall'la Bane'i de nasıl kaçıracağını bilmiyoruz. Onlar o sırada Stormwind'de mi olacak mesela? Ya da ayrıca Orgrimmar'a mı aynı şekilde saldıracak falan? Bunları bilmiyoruz. Ama sonuçta... Ama Tyrande'yi de denemişler bu arada. Ha evet, onu da kaçırmayı deniyorlar. Tyrande kurtuluyor bir şekilde ve sonradan kendi isteğiyle işte Sylvanas'tan intikam almak için o da Shadowlands'e geliyor bizimle. Ama sonra kayboluyor, kendi başına takılıyor falan. Ona da ne olduğunu bilmiyoruz. İşte bir şekilde Ardenvale'de gidiyor. O da işte Nightfey Covenant'ının son hikayesinde belli olacak. Oraya nasıl gidiyor, ne yapıyor? İşte son aşamada nasıl oraya düşüyor, onları da orada öğreneceğiz. Şu anki League'le olan eşleşen şeyler bunlar. Tamamını da görmek isterseniz linki attım. Açın okuyun, eğlenceli bayağı. Evet, ben çok görseli de arada veriyorum zaten. Bu ara biraz araya gireceğim, konuyu biraz değiştireceğim. Şöyle yapayım. Arkadaşlar, duyurumuzu yapıyoruz. Yazılı olarak chat'e geçtik ama alt tapa alıp kulaktan dinleyen, o işte farm yaparken bir yandan bizleri dinleyen arkadaşlar varsa sesli olarak da duyuralım. Çekilişimiz başladı. 52 dakika içinde sona erecek. Katılmayan varsa ünlem gamify.tr komutuyla katılabilir. Barış Utaş, teşekkür ederiz aboneliğin için. Bu sırada denk geldi. Bu bir önceki çekiliş gibi abone avantajlı değil. Herkes aynı şartlarda olacak. Artık abonelerimiz bir sonraki pazar günü abone avantajlı çekilişe 2 bilet alarak girebilecekler diyelim. Arkadaşlar, ben bu duyuruyu yaptıktan sonra şu... Spamlayın arkadaşlar. Herkese bol şans. Şu League'le ilgili düşüncelerimi söylemek istiyorum. Evet, Görkem'in dediği gibi çok iyi yapılmış. Gerçekten birisi yaptıysa bunu... Yani adam oturmuş abi, bırak saatlerini, günlerini, belki de bir ayını falan harcamıştır bu işe. Evet, evet. Yani çok sağlam ama adam gerçekten böyle bir şey var da oyun içinden screenshot aldıysa gerçekten uğraşmamıştır. Çünkü screenshot gibi duruyor. Evet. Ve evet. Normalde böyle biz her işte leak'e sarılan tipler değilizdir. Ya da işte her söylenen şey, aa evet abi kesin olur ya, o söylediyse mutlaka olmalı falan tarzında yaklaşan tipler değiliz. Ama şunu söylemek istiyorum. Mantıklı, yani olması mantıklı bir şey. Çünkü evet, biz kahramanlar olarak Shadowlands'e geçiş yaparken bir ritüelle, yani Bolvar sayesinde bir geçiş yapıyor olabiliriz. Çünkü hepimiz aslında aynı hikayeyi yaşıyoruz Lore'da. Heroes şeklinde seslendi yazık evet, zaman ya da Champion olarak, aynen. Ama yani geri kalan NPC karakterler bu şekilde yaşamıyorlar. Eğer böyle bir NPC geçişi durumu ya da işte Azeroth halklarının Shadowlands'e geçiş durumu gibi bir şey söz konusu olacaksa bu çok mantıklı. Ya da işte bu Shadowlands'te yaşanan karmaşadan korunması gibi bir durum olacaksa, ki işte Görkem söyledi, Helya'nın cep düzlemi. Hani bu tarafta böyle bir şey olacaksa, çünkü o gemiler Helya'nın. Nasıl bir... Ama... Şey, ben burada böyleyim. Bizim Shadowlands'e geçtiğimiz, nasıl geçtiğimizi biliyoruz ama aslında Bolvar sayesinde. Hayır, biz öyle direkt geçiyoruz ama dediğim gibi Azeroth'un geri kalan halkı nasıl geçiş yapıyor da geçiş yapacak mı? Onu bilmiyoruz. Hani leak ya bu da. O şekilde yorumluyorum diye düşünüyorum. Çünkü ölüm gerçekten yükseliyor. Scourge bize bela olacak. Scourge böyle şey gibi düşünmeyin arkadaşlar. İşte bir Necromancer, işte Kel'Thuzad var, işte ya da Anub Arak gibi karakterler var falan, böyle onların himayesinde büyüyen bir olgu değil. Gayet böyle bir işte Covid yaşıyoruz, yani birbirimize öpüştüğümüz zaman, elimizi sıktığımız zaman falan böyle yayılan bir şey bu Scourge ve direkt öldürüyor, geri dönüşü de yok. Scourge ile ilgili bir videomuz var, Scourge ile ilgili demeyelim de şöyle düzeltmiş olayım, paylaş diyeyim, komutu atıyorum.
pre-patch'te yaşanan Goal saldırısıyla alakalı bir videomuz var. Orada bir evet. nasıl bir şey beklediğini de paylaştık. Böyle bildiğiniz Murloc'lar falan böyle Goal'a dönüşecek işte. Scourge aşırı hızlı bir şekilde yayılacak vesaire vesaire. Abi ben çok pardon Undead Murloc görmeye hazır değilim ya. Ya işte orada da belki hani o da hazırlanmamıştır. Çünkü o da Goal'a dönüşüyor. Çok travmatik bir şey ya onu öyle. Zaten yaşayan haller yeterince dehşet verici ve barbarik. Bir de zombi olarak. Anaa. Evet. Valla işte bakalım yani ölüm gerçekten tehdit olacak ama dediğim gibi ben iyi tarafından da bakmak istiyorum. Çünkü bir sonraki expansion'ı gerçekten Black Empire olarak bekliyorsak eğer ölüm bu anlamda bize destek verebilecek bir resistance olur Void'e karşı. Peki ama... o zaman ben de bir bunu destekleyeyim mi? Black Söyle. Empire dedin ya aklıma geldi. Benim Necromancer konusunu ben bir açayım. Şimdi bu paket herkes Necromancer bekliyordu haklı olarak. Evet. Ama gelmedi. Sağlık olsun. Ama şimdi Utku Sarı'da ölüm bize yükseliyor. Ve yani ciddi anlamda haşır neşir olacağız. Özellikle Shadowlands'a geçtiğimizde. Belki çok fazla şey öğreneceğiz ölümün doğası ve iç işleyişi hakkında. Benim bir düşüncem 10.0'dan illa Black Empire olmasına gerek yok. Ne bileyim Yirel belki ya da yani Lightforged'ların saldırısı ya da daha çılgın bir şekilde Azeroth'a döndüğümüzde Muzot'a karşı işte Yirel falan var. Böyle çılgın bir şey de bulabiliriz Azeroth'u ele geçirmiş şekilde. Bu durumda mesela Death'in gücünü kullanmamız gerekirse benim umudum Alliance'ın Horn liderleri kendi istekleriyle Skolomance'i açıp orada Necromancer eğitimi almamıza izin vermeleri. Ya işte ve bu da hani biz hep ölüm dendiği zaman kötüyü yoruyoruz ya. Evet. Belki de işte bu Scourge'deki şeyi işte o Mouseworm kimdi? Dalora. Dalora. O belki istiyorum. De bize önce olacak bu anlamda yani. Ben konuşmak istiyorum. Konuş aşkım. Tamam. Bu görsel çıktığında bu görseli herkes Nızat'a yormuştu. Nasıl geçeceğiz? O denkleme nasıl geçeceğiz? Bizi işte Sylvanas öldürüp o denkleme mi geçirecek falan diye konuşuyorduk. Yok Nızat hepimizi öldürüyor şeklinde. Evet öldürüyor evet. Ama Sylvanas öldürüyor. Onun, bu resmi gördüğümüzde ona yormuştuk. Tamam o zaman daha gelmemişti yani şey. Kaç 8 evet. nokta kaç whatever unuttum. Daha yani sonra... Bir şey bekliyoruz çünkü orada. Evet. Şey Nızot'u Enzot'u bekliyorduk. Abi Black Empire evet. görmedik ki biz uzun bir süre gelmedik. Nızot. Ondan sonra tekrar yorumladılar. Dediler ki bu görsel şeyi ifade ediyor. İşte Sylvanas bizi hepimizi öldürecek. Biz bu şekilde geçeceğiz diğer tarafa diye konuşuldu. Bunun üzerine bu görselin üzerine öyle bir sürü şey teori yapıldı. Meğersem farklıymış. Neyse. Yani güzel bir nokta çünkü bir şey bize Shadowlands duymadan önce şeyi konuşuyorduk ya bu daha ilk emekleme dönemlerimizde. Evet evet. Hatırlıyorsun değil mi? Nasıl Shadowlands'a daha doğrusu bir sonraki pakette nasıl bağlanacağımız hiç net değildi. Biz onu çözmeye çalışırken işte ancak şimdi anladık nasıl bağlanacağımızı. Çünkü beklentimiz belki Nuzot'la alakalı bir şey olacaktı ama olmadı. Olmadı. Kafasına lazer atıp 500 parça ayırdık kendisine. Ya o da işte görüncü sonraki expansion'ın şeyi yani. Evet inşallah. Diyelim. Bakalım. Kısmet. Yani, soru bakalım. Hayır, hiçbir şey yok tabii. Yanlış anlama olmasın. Biz tahmin ediyoruz öyle. Evet. Yani, gelir gelebilir diye. Tabii Taliesin falan çok gazladığı için Black Empire. Evet, Taliesin'in de imaları genelde tuttuğu için biraz da ona güveniyor. Çünkü genelde içeriden destekli olduğum için. Güzel bir Tabii. Güzel bir soru gelmiş. Arthas yapabilecekken neden Scourge'i Azeroth'a salmadı? Kartal yüzüğü neden kartallarla götürmediler diye. İkinci soruya Utku cevap versin. Ya onun detayını aslında Wrath of the Lich King'de var. Uther'ın ruhu bize söylüyor yani. Arthas'ın içinde kalan o İhsan olan parçanın Scourge'ün bütün Azeroth'u yok etmesini engellediğini, geride tuttuğunu söylüyor ve Arthas'ın aslında planı farklıydı çünkü onu da söyleyelim. Zaten başta konuşmuştuk aynen. Arthas'ın planı hepimizi öldürüp Scourge'e Death Knight olarak kaldırmak olduğu için bizi sadece provoke ediyor şeyin başında.
Lich King'in başında. Hatta o Chronicles'ta da yazıyor. Zaten işte Arthas Python'ın sonunu hatırlayın. Evet. Yani Arthas'ın amacı o işte. Ben hatta size söyleyeyim, benim Chronicles'ın tamamını çevirdiğim 10 bölümlük bir serim var blogumda, Chronicles bölüm için. Orada da detaylıca cidden orada da detaylıca anlattığı bir şey şu, Arthas'ın planını anlatıyor ve Arthas'ın planının en başından beri sadece bizi provoke edip özellikle Tyrion'u açığa çıkartıp, çünkü ilk amacı Tyrion'u öldürmekti, başaramadı şeyde Death Knight senaryosunda. Birinci amacı bizi kızdırıp, öfkelendirip, provoke etmekti. Ve bütün Northrend'de yaşananları hep kendi parmağında oynatıyor aslında. Ve en sonunda da Görkem'in söylediği gibi bizi hepimizi öldürüp tam işini görecekken işte Plot Armor devreye giriyor biz oyuncular için. Biz onu öyle mağlup ediyoruz. Yoksa oyunda... Evet, biz kaybettik şu aslında kadar, savaşı yani. Evet, kaybettiğimiz iki tane boss fight'ı var. Bir tanesi Arthas, diğeri Argus. Evet. Argus'ta da Eonar bu kez dengeyi bozuyor. Evet. Yani ölümümüzü almışken yine dengeyi bozan. Light ve Life yapıyor bakın bu arada. Evet, dikkat evet. Edersiniz. İki defa da ölümün dengesi... dengeyi, döngüyü diyeceğim. Döngüyü, cycle'ı onlar bozuyor. Hani çok şeyler ya işte. Ne o? Çok güzenciler işte. Legion Allah belasını versin falan diyorlar ya. Yani iki defa döngüyü Light ile Life bozuyor. Onu bu arada güzel bir soru var. Jailer ölürse Sylvanas'ın güçleri kayıp mı olacak? Bence kaynağı direkt o değil. Kaynağı Jailer'ın kendisi değil, evet. Jailer sadece Sylvanas'a bu güçleri kullanması için... O kozmik gücün çok güçlü bir temsilcisi. O metodu öğretip yanına alıyor bir nevi. Ama Jailer'ı da öldürmeyelim artık, yeter ya abi. O kadar da değil ya. O zaman first one'lar buluyorlar. O aşağıda çatır çutur emiş, emiştiriyorlar onları orada. Warcraft evreninde gördüğünüz her boss ölmüyor. Boss evet. Olan her varlık ölüp gitmiyor. Yani Jaina boss oldu. Oradan düşünün işte. Evet. Hatta son boss dediklerinin tamamı da son boss olmuyor. Evet. Yani mesela Illidan mesela işte düşünün, Burning Crusade'in son boss'u olarak ta ilk sinematikten söylendi. Yani işte bir daha artık şey görmeyiz onu, orada öldürdük bitirdik zannettik. Hatta Black Temple'a niye gittiğimizi doğru düzgün anlamadık. Bakın onların evet. Hepsini Legion'da anladık. Evet. Yine geri geldi. Aynı yani, şu an Sylvanas'ı anlamadığımız gibi anlamamıştık. İşte bunları düşünün yani. Sylvanas da Jailer da aynı şekilde yani özellikle Jailer'ı şu anda resmen söylediler. Yani Shadowlands'ın son boss'u Jailer olacak dediler. Çok erken değil miydi onu söylemek için ya? Yo yani aynen şey işte sonuçta Illidan Burning Crusade'in son boss'u olacak demek gibi bir şey yok. Ne yani, Allah Allah ya, bence bilmiyorum, biraz sonra erken söylediler. O fight'tan sonra ne olacağını bilmiyoruz işte. Bu ara Khadgar'la ilgili bir yorum geldi. Nerede oturuyor falan şeklinde. Niye her şeyi biz yapıyoruz diye. Khadgar bildiğimiz kadarıyla Karazhan'da Medivh'le bir şeyler araştırıyorlar. Bir şeyler üzerine uğraşıyorlar. Ama bilmiyoruz ne olduğunu. Orada kaldılar en son. Medivh de bu arada canlı. Gayet evet. Canlı bir şekilde evet, geri döndü. Ben onu diyecektim yani. Gardiyan'a ihtiyaç varsa kesinlikle Khadgar değil yani şu an. Evet. Yani Medivh eski gücüyle şu anda Azeroth'ta kanlı canlı bulunuyor yani. Ama Medivh'in eski gücü dediğin Sargeras'la birleştiğinde acayip bir gücü vardı. O değil tabii yani. O zaten bizzat kendisi değil. O Sargeras. Evet. Sargeras'ın kuklası halinde o. Zaten Khadgar'da değil mi ya? Benim şey olma niyetim yok. Yani Guardian olma niyetim yok. Olmak istemiyorum diyor aynen. Valla Guardian olmak istemiyorum diyor ama yani Sargeras'tan arındırıldıktan sonra da müdahaleleri var biliyorsun. Medivh'in ama ben Khadgar diyorum. Ha Khadgar. Evet. Tamam da yani Medivh'in devam ediyor işte, onu demek istedim. Evet evet. Medivh adamdır ya. Ama Guardian gibi müdahale etmiyor. Daha dışarıdan daha böyle şey etkisiz hatta, eleman. Hatta oraya da girelim mi? Çünkü Scourge deyince akla ilk gelen önemli karakterlerden biri de Medivh'dir yani. Tabii. Aslında yani şey Sargeras'la bağlantılı olduğu için olay. Evet. Bir de tabii şey yani
sonuçta Scourge'un ilk gelişi aslında biz tabii şeyde Warcraft 3'te Arthas'la işte öncesini böyle çok önemsemiyoruz ama bunun altyapısı yapılıyor. İşte Legion sonuçta esas amacı işte Azeroth'un savunmasını kırıp ön evet. savunma işte bir şekilde zayıflatacak bir şey kullanıp son saldırıyı kesin bir şekilde yapmak. Jailer ile yani, Frostmourne'un bir bağlantısı var mı? Var zaten açık açık var canım. Var tabii ki. Hem Jailer'ın... Frostmourne'un hem Helm of Domination'ın var. İkisi de yapılmış zırh parçaları. Zaten şeyde izlediyseniz, Bastion sinematiğini izlediyseniz orada da diyor açıkça işte Mav'ın gücü evet. bir ölümlünün elinde böyle bir şey olabilir mi? Onun yarattığı bir yara yarayla buraya gelmiş bu ruh diye işte gösteriyor orada şeyi sonuçta onun üzerine bu isyanlar başlıyor. Yani resmi şekilde Sargeras de yedi bu lord değil Sargeras ve... duruyordu arkadaşlar ölmedi onu da söyleyeyim. Sargeras evet, evet duruyor yani. Hani Sargeras, bazı arkadaşlar şey diyordu. O kızıl yıldız var ya gökte gördüğünüz evet. işte. Başımıza çok bela olacak. Onun içinde hapis halde hatta onun gardiyanı da Illidan. Hani bazı oyunu çok bildiğini sanan Facebook gruplarındaki bazı arkadaşlar şey diyordu yani işte Sargeras'ı işte ne o hiçbir şey yapmadan mağlup ettik falan diye saçmalıyorlardı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Onu Avantula diğerleri Argus'un gücünü kullanıp yanlarına çektiler. Yani Ner'zhul konuşuldu mu bilmiyorum ama Current hikayeye bağlanıyor mu bir yerde? Ner'zhul... Yok şimdilik değil. Evet. Hatta yok olmuştu olabilir yani. Ner'zhul'un öldüğünü biliyoruz bu arada. Arthas Lich King olduktan sonra yani ikinci kez aslında özgür kaldıktan sonra o buzdan çıkıyor ya Wrath of the Lich King zamanında aslında Ner'zhul'u tamamen baskılıyor. Sonrasında da Ner'zhul'un sesinin tamamen kaybolduğunu işte öğreniyoruz. Zaten işte ruhunu bastırıyor ve bir yerden sonra da son varlığını yok ediyor. Ner'zhul yok yani. Sadece ekosu ve bir kalıntısı var. Evet. O da Frostmourne'un içinde karşımıza çıkıyor. Ama o Ner'zhul değilmiş. Onu da öğrendik sonra. Peki size şöyle bir soru yönelteyim o zaman. Sevgili konsey üyelerim diyeyim. Yani geçtiğimiz şeydeki ölüm temasındaki Scourge'un yani direkt Legion'la ilintisi ve ilişkisi vardı. Bu sefer öyle bir ilişki durumu yok. Söz konusu olacak mı sizce? Yok sanmıyorum ama yani Metçe'de kaynakları Legion her zaman hani nekromantik Magic'in de Fel'le çok ciddi bağlantısı olduğu düşününce hani lore olarak şu an bir bağlantısı yok ama Scourge her zaman Legion'la göbek bağı olan bir kavram. İnsanlar kabul etmiş mesela. Pre-patch hikayesinde gördüğümüz şu yani sonuçta Scourge'un yaratıcısı Legion ama başıboş kalan Legion'ı da sahiplenen Mav oluyor. Yani ya da Maldraxxus olmuyor mesela. Şöyle düşünün işte Lich King'in güçlerini Maldraxxus'tan çektiğini biliyorduk mesela. Bunu evet. öğrendik. Ama Mav'ın güçleri gelip de burada Scourge'u kontrol altına almıyorlar. Gelip Mav buna el koyuyor. Jailer'ın takipçileri evet. Scourge'u sahipleniyor ve işte Cult of the Damned'i yeniden kuruyorlar. O sayede Scourge yeniden başı yani başı boşken bir iradenin altına giriyor ve bu irade evet. de işte Mav'a ve Jailer'a bağlı. Ama Jailer'ın da işte benim kendi teorimde Sargeras'la bağlı olduğunu düşündüğümüz için yine bir bağ kurabilirsin de başka bir ihtimal de var. Sonuçta Sylvanas'la çalışıyorsa ve diğer evet. boyutlardan, diğer gerçekliklerden de böyle ittifakları varsa aynı şekilde Primus'un söylediğine göre de var. Primus'un söylediğine göre de var bağlantıları. Evet, evet, evet. Çünkü şey de var bu arada Odin sonuçta bir Titan Keeper olmasına rağmen işte Shadowlands'in güçlerini kullanabilmek için bir gözünü feda ediyor Muezzala'yla anlaşıp. Muezzala evet. bir boğa olmasına rağmen işte Jailer'la çalışıyor o da. Sonuçta life'a bağlı bir güç olarak düşünün Loa'ları. İşte ve o da sonuçta Jailer'la çalışıyor. Jailer'ın bu şekilde her yerden ittifakları ve işte yanında çalışanlar olduğuna göre gayet mantıklı yani Scourge gibi bir şey oluşturan güç.
onunla da ortak çalışmış olabilir. Çünkü işte Dreadlord'larda bunu konuştuk. İşte evet. Dreadlord'lar yaptırmış olarak geçiyor Chronicle'da. Evet. Bu Frostmourne'u ve Helm of Domination'ı Scourge'ı elinin değdiğini böyle yazıyor yani direkt. Evet. Aynen işte Scourge'ı yönetmek için tek bir iradenin altına almak için bu işte nasıl diyeyim undead yaşayan ölüm gücünü Mav'da bu işte zırhı ve silahı yapıyorlar. Demek ki Shadowlands'la birebir bağlantıları var. Evet. İşte önceki bölümde de konuştuğumuz mevzu oydu zaten. İşte o bulunan ajanın tuttuğu yazı da aslında belki de işte Dreadlord'ların direkt olarak zaten Shadowlands'tan gelme ihtimali çıktı ortaya. Evet. Yani Legion'la çalışan bir ırk ve bu kadar bunların içine girmiş ırk buradan geliyorsa halen daha işte Legion'ın eski yöneticisi ve işte lideriyle bir bağları olabilir. Ve onu da kurtarmaya da çalışabilirler. Belki işte yani... Jailer Fight'ı bunun üstüne kurulu olacak. Çünkü şöyle düşünün. Battle for Azeroth nasıl başladı? İşte Faction War olacak, işte savaş olacak, Horde Alliance savaşacak diye başladı. Sonunda Old God'la bitti. Yani Shadowlands'da Shadowlands diye başlayıp hep aynı devam etmeyecek. Bu 9-1, 9-2, 9-3 bir sürü beklenmedik konular girebilir ve bunların evet. hepsi potansiyel. Yani şeyi de söyleyelim. Hani biz geçen yayında da konuşmuştuk, Nathrezim yayınında da. Evet, evet. Şu an Azeroth üzerinde çok yüksek ihtimalle gizlenen Nathrezimler var. Ve bu Scourge'cü toparlayan Necromancer'lardan biri de Nathrezim olabilir aslında. O kulağa girilmiş bir Dreadlord olabilir mesela. Böyle evet, bir ihtimalle evet. var. Soru gelmiş. Nerzul'un eskiden Necromancer ile ilgilenmesine rağmen Jailer'in etkisi var. Hayır, yok. Fel büyülerle uğraşmak evet. zorunda kalıyorlar. Çünkü işte bu Draenei'lerle savaşları sırasında işte elementlerle bağlarını kaybediyorlar. Onun yerine de işte Fel'i koyuyorlar. Kil'jaeden onları kandırıyor ve işte Warlock büyülerini öğretiyor. Ondan sonra Warlock büyüleriyle bağlantılı olarak Necromancy öğreniyorlar. Fel üzerinden yani. Şeyi de söyleyelim bu arada. O Warlords of Draenor o saçmalığı başka bir şey işte o. Ya Warlords of Draenor arkadaşlar saçmalık ben... olarak alternate yani alternatif evet. Draenor. Ama işte yani neticede insanların kafasını karıştıran bir şey. Nerzul orada Necromancy'ye ilgiliydi. Gerçek timeline'de Fel ile ilişkiliydi. Tabii Fel ile ilişkili aynen. Nerzul evet. konusu ya böyle o alternatif evrenlerin ikiye bölünmüş olduğu insanlar da çok kafa karıştırıyor ya. Ya hem o hem film de çoğu şeyi bozdu yani özellikle Gul'danla ilgili bayağı yanlış bilgi oldu film yüzünden. Aa çok güzel bir soru geldi bu arada biliyorum Muezzala. Evet ben kısaca özetle cevap verdim ama dalmak isterseniz konuya buyurun. Yani Shadow of Rising'den örnek verebilirim mesela ben. Hayır, oradan gir. Sen işte. En son tekrardan okudum ben Shadow of Rising. Ne? Öncelikle şunu biliyoruz. Bonsan diye güçlerini veren canlı Muezzala'ymış. Yani şu an olduğu canlı olmasını sağlayan kişi Muezzala'ymış. Onun için de Muezzala Bonsandir'in patronu ve şu an bu kadar artistlenebilmesinin sebebi de Jailer'in yancısı olması. Onu da söyleyeyim. Yoksa evet. kesinlikle bu kadar güçlü bir karakter değil. Tamamen şu an Jailer'in. O da bir Loa. Hani, onu da söyleyeyim. Evet o kadar yani. O da bir Wild God olarak evet. geçiyor. Onlar hepsi... Normalde Winter Queen'in altında bir canlı yani normal şartlarda. Ama şu an Jailer'in yancısı olduğu için bu kadar atarlı. Ve Bonsandir'in açıkça söylediğine göre Muazzala Bonsandir'den çok daha acımasız bir karakter. Çünkü bir aşamada işte Talanji ile anlaşmalıkları oluyor. Bonsandir şey diyor yani sen bana böyle artistleniyorsun da ben seni böyle katlanıyorum. Muazzala olsa seni canlı yer diyor Talanji'ye. Yani bayağı sıkıntılı bir karakter. Onun dışında aslında çok ciddi bir lore olmayan bir karakter. Şu yüzden söylüyorum yükselmeyin ama gerçekten Vanilla'da Farakil olsaydı sadece o kadar bir şeydi Muezzala. Yani Vanilla'da evet. yani Farakil'lerin troll yani, tanrısı gibi bir şeydi. Hatta şey böyle yani iki tane tabletteki bir Biloa'ydı yani o kadar.
Daha sonra işte bir 2016'da bir tane şey çıkardılar. Çocuk çizgi romanı. Traveler diye. Orada Maya Gala'dan biraz bahsoldu işte. İşte şey diyordu. Bir çocukla karşılaşıyor Maya Gala. İşte çocukla düelloya tutuyorlar. Diyor ki sen kazanırsan gitmene izin veririm ama ben kazanırsam bütün Azeroth'u işte beslenirim diyor. Hatta ona çok güzel metafor yapmışlardı hani. Oradaki çocuk Anduin. Evet. Maya Gala da Sylvanas'ın şeyiyle söylüyor onu diyor İşte yani. Evet. Orada Maya Gala'nın lafı oldu. Şimdi işte Lore'a katıldı ama yani normal şartlarda Rezan'dan daha güçlü bir karakter olmaması gerekiyordu. Şu an Jailer'ın yancısı olduğu için öyle ve benim aklıma şu an şu geldi. Böyle bazen aydınlanıyorsun konuşurken. Bir anda. Şimdi Maezan'ın gücü ardışının sebebi Jailer'ın ortağı olması dedim. Sonra aklıma bunun Odin'e kendini çok bilgili bir canlı olarak gösterdiği dönem geldi. Ve o çok eski bir dönem. Çok eski yani. Binlerce, on binlerce yıl önce. Odin'in karşısına çıkıp gözünü alıyor. Ve bu PTR'da bu arada, beta'da konfirm edilmiş bir şey bu arada yani. Evet. Odin'in Shadowlands'a bakmak istediğinde gözünü alan canlı Moezala. Yani daha o zamandan belki de Jiril'le bir ittifak Hatta vardı. Odin'in Valkirleri yaratmasının sebebi işte o Kiryanları görmesi Evet. olarak geçiyor orada. Yani Evet, Moezala güzel da öyle. soru var. Onu da söyleyeyim. Az önce aslında Murat Han bir nebze cevapladı. Neden şeyle nasıl söyleyeyim? Sylvanas'a karşı Boğusamdi diye. Şu an Boğusamdi ile Moezala'nın arası direkt iyi değil. Evet. Yani Boğusamdi Shadowlands'te neler olup bittiğini az çok biliyor. Ve Moezala aslında Boğusamdi'nin isteği dışında Boğusamdi'nin cep düzlemine hükmediyor durumda. Yani Evet. bir ele geçirme durumu söz konusu. Ardenvild'deki o The Other Side diye geçen bir dungeon. Öteki taraf. Evet yani Ama belki de onu. oranın gerçek sahibi cidden Moezala'ydı. Çünkü gücü ona Şimdi verdiyse evet Boğusamdi. ama onların Evet. detayını bilmediğimiz için biz Evet. Boğusamdi ile gidiyoruz. Onu ele geçirmeye, tekrar ele geçirme Evet. diyelim. Çünkü tekrar durumu söz konusu. Tekrar ele geçirmeye Orada da çalışıyoruz. bu arada eksikler var, onu da söyleyeyim. Evet. Dungeon'ı yaptığınızda iki tane gösterilmeyen cutscene var. Evet yani Bunları haliyle. da Evet. gördünüz daha. Yani o olayın ve işte Muazzala'nın bu esas mevzusunu orada öğreneceğiz. Bu arada yani o şey de diyelim, Muazzala tabii şey var. Vol'jin'in de olaya dahli var. O da girecek devamında. Bir de tabii Muazzala'yı aslında şeyi de öğreniyoruz bu dungeon sırasında. Sylvanas'ı Warchief olarak seçtirten, yani Karakter bu mi mesajı veren de Muazzala'ymış bizzat. Ve bunu sadece hordu karıştırmak için, işte sizi zayıf duruma düşürmek için ve bir nevi böyle dalga geçmek için yaptığını söylüyor. Ama tabii esas amacını sonradan öğreniyoruz. İşte Sylvanas Warchief olup da Evet. Jailer'ın tarafına geçince belki de işte tabii bu Tel'Dressel'i yakması bile gayet bu amaca hizmet eden bir şey. O Savaş zaman savaşı daha böyle yıkıcı ve işte daha çok can kaybını arttırıcı şekilde işte gazlaması, hepsi aslında Jailer'la çalıştığı için. şimdi aklına insanın şu geliyor. Aha. Şimdi Borjin'de şey mevzusu var ya. Bonsandir'in patronu Vorjin'i saklayan kişi ve Vorjin'i geri getiren kişi. Üçü de farklı. Evet. De. Şu aşamada Bonsandir'in patronu ile Vorjin'i hapseden kişi aynı. Muayyazala. O, çünkü Vorjin böyle kaçılamaz bir karanlıktan bahsediyordu ve Mov öyle bir yer. Vorjin'i Mov'a çekmiş. Evet. Neydi Odin'in yavercisi? Şeyin başı. Eir. Ha, evet, Eir. Eir'ın söylediği düşündü. Valkirlerin başı, şu anki başı. Evet. İlk Valkir bu arada Helya. Hali evet. Tabii Helya sonradan isyan edip de kendi yoluna gidince ondan sonra Eir'i başa getiriyor Odin. O da işte kayıtsız şartsız itaat modunda. İşte şöyle bir özelliği var. Valkir Evet. Şey diyordum hani Eir'in Vorjin'e söylediği şey
Seni kimin kurtardığını bilmiyorum ama sana cesaretin elindeymiş diyor. Hand of Valor. You have been touched by the hand of Valor diyordu. Şimdi ben bu aşamada acaba Arkon mu onu geri getirir diye düşünmüyor değilim. Çok uygun çünkü. Odin yerine. Yani onun geri geçmesini sağlayan. Yok ya, sanmıyorum. Yani yok, soruyu o... gördüm, cevaplayacağım arkadaşlar. Yani ben sanmıyorum onu öyle olacağını. Niye? Onların da önem verdikleri şeyler işte Valor, kendini adamak gibi çok paladin üstünde Odin'in şeyler değil mi? Ama işte şey, Odin sanki bunları görüp buna özenip bir kopyalayarak bir düzen kurmaya çalışmış gibi gözüküyor. Yok, işte. Orijini çıkaran kişi diyorum ben, oradan kurtaran. Ha, onu bilmiyoruz tabii. Ama Arkon yani Jailer'la çalışıyorsa olabilir. Ama ben sanmıyorum Arkon'un Jailer'la çalıştığını. Spam yapıyorlar. Değil mi? O kadar şey bir karakter gücündü yani hiç. Evet, evet. Şimdi kitapta geçen muhabbet var. O sorulmuş. Neytonos Sylvanas emriyle Boğsam diye öldürmeye çalışıp başarısız olunca Sylvanas en sonunda neyse Neytonos başarısız olup Sylvanas'ın yanına gittiğinde Jailer bunu anlar diyor. Diyor. Orada şöyle Sylvanas'ın aslında amacını ağacın yakma, ya ağacı da yakmasıyla birlikte az çok anlıyoruz. Yani o ruhların dünyada tutunmasını sağlayacak şeyleri aradan çıkarmaya çalışıyor. Evet. Teldrassil bunlardan biriydi. Boğsam dedi diğer bir varlık bununla alakalı. Necropolis'te çok sayıda ruhu tutuyor ve Shadowlands'e gitmesini engelliyor. Boğsam diye öldürmesinin yani hedef göstermesinin amacı buydu. Ha, Jailer'ın anlar bunu onu bilmiyorum. Hani neyi anlayacak? Yok, anlar bunu, yanlış anlamış onu. Orada şey diyor. Son paragraf kastediyor galiba. Kitabın aslında en vurucu kısmında. İşte Sylvanas'ın motivasyonunun açıklandığı kısım biraz olsun. Ben onu hemen bir bulayım şimdi. Ya oradaki çok muhabbet şeydir hani işte biraz aslında kızıyor orada da şey çünkü. Yani. Arthas gelmeyecek. Team drama. Arthas gelirse de şöyle bir göreceğiz. Ama orada esas rolü olmayacakmış. Resmi şekilde açıkladılar. Kitap şöyle bitiyor abi. Son cümle bu. Son ya bitiş yani şey yapamadım, konuşamadım. Şimdi çevireceğim kendim Türkçe'ye. Yani öyle söylüyor işte hani. Sylvanas'ın amacının olabildiğince güç kazanmak olduğunu ama kendisi için değil, kullanmak için olduğunu. Hayatlarının bu adaletsiz merdiveninin basamak basamak değil tamamen yıkılması gerektiğini söylüyor. Onun kendisi için. O bencil, kendini düşünen bir kozmosun yeterince oyuncağı uzun bir süre oldu ve Jailer de bunu anlıyor. Ne yapılması gerektiğini farkında diyor. Bu. Tahminen onun söylediği kısım. Sylvanas da Jailer'ın aynı fikirde olması konusu. Yani evet. O yüzden cümle zaten çok önemli ve hani yani ileride şey sonra bekleniyor ya, böyle Kerrigan'lık yapma ihtimali bekleniyor. Bu zaten onu çürüten bir şey, detay. Yani direkt olarak aynen kanon olarak aslında Sylvanas'ın gayet kendi isteğiyle, iradesiyle Jailer'la ortak çalıştığını öğrenmiş oluyoruz. Belki de aynı kozmik amaç için falan böyle. Çünkü hani bir şekilde. Ben tekrarlayayım, öyle Sylvanas'ın öyle Jailer'ı akıl oyunuyla yenmesi falan öyle bir dünya yok. Böyle dışarıda Jailer'ı kandırmış olma ihtimali falan yok. Sizi kandırabilir mi arkadaşlar? Öyle yani. Yani Jailer'ı Titan Keeper seviyesi indirmeyelim lütfen. Öyle diyen arkadaşlar da var çünkü. Yani. Şey, bu cümle Shadow of Rise'in her parçası böyle Twitter'da işte paylaşıldı, konuşuldu. Bir Allah'ın konuşu cümleyi paylaşmadı hiçbir yerde. Neden? Yani çünkü Sylvanas'ın bölüm, hatta ben ona bayağı şaşırdım. Yani kitabın hepsini bırakıp sadece son bölüm. O son bölümü herkes salladı yani. Evet, çünkü Sylvanas'ın haklı olabileceği imasını verdiği için herkes mutsaydı. Aynen. Yani orada çünkü açık açık bizim kullanıldığımızın farkında olduğunu ve bunu durdurmayı istediğini söylüyor. Ya zaten şey de çok ignore ediliyor. Yani direkt olarak sinematikte Sylvanas biz diyor. Yani I will set us all free diyor yani. Bencil bir karakter niye bizli konuşsun? Ve niye bizi kurtarma derdinde olsun?
Yani bunlar hep böyle görmezden geliniyor. Bu o tamamen nasıl görmek istediğinle alakalı. Bununla aynı çizgide aslında. Bu tamamen nasıl görmek istediğinle alakalı. Evet. Yani nötr bakınca aslında bunlar gayet açık gözüküyor. Ama yani, işte haterlık işte evet. Böyle oyunu tek perspektiften oynamak. Yani zaten onu ben de daha önce paylaşmıştım. Şimdi Battle for Azeroth'u sevmiyor mesela insanlar. Oynamışsa bile işte belli bir kısmına takılıyor. Şimdi oyunun bu kısmını anlamanız için 3 karakterle oynamanız gerekiyor. Bir Horde karakteriniz olacak. Sylvanas'ın hikayesini evet. Takip edecek. Bir tanesi Saurfang ile beraber isyan edecek. Bir tanesi de Alliance oynayacak. Bu üçünü de yaptık. Evet. Horde campaign'i bu üçüyle oynadığınız zaman hikayenin tamamını ancak görebiliyorsunuz. O zaman ancak anlaşılıyor. Hatta bütün aslında Allied Race'leri de açmanız gerekiyor. Evet. Tam olarak o zaman hikaye tamamlanıyor, bitiyor. Ama işte bunu yapmıyor. Mesela Horde oynuyor. İşte Saurfang tarafını seçiyor. Saurfang'ci evet. Ve o ne yapıyorsa orada kim varsa onu tutuyor. Takım tutar gibi. Evet, iyi de evet. Hikaye bu değil be arkadaşlar yani. Yani bütün taraflar 3'te 1'iyle hatta yani 5'te 1'iyle yorum yapılmaz ki. Yani tam bak, bir yorum gelmiş. Bir yorum gelmiş mesela. Yani demiş ki millet Sylvanas'ın öleceğini bekliyor ama Sylvanas şu an Blizzard'ın en büyük PR kaynağı, aynı adı 2 sene daha kullanırlar demiş. Yani. Ben şey söyleyeyim. Ben başka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Steve Denizer bunu o kadar güzel bir cevap verdi ki dedi ki biz Sylvanas'a istediğimizi yapacağız. İsteyen beğenir, istemeyen beğenmez dedi. Yani sırf insanlar Sylvanas'ın ölmesini istiyor diye öldürmeyecekler. Bir anlıcı olursa öldürecekler o da. Yani siz o, gerçekten... Şey, John Voight da çıktı ya işte şey dedi evet. Yani şeyde Çin'deki o toplantıda işte Sylvanas'ı öldüreceğimizi mi sanıyorsunuz? İşte bu kadar çabuk falan diye. Evet, yani bombasını bile adam kapısını kapattı yani. Yani arkadaşlar Denizler bence şu an Sylvanas'a bu kadar bağnaz bakanlara bakıp gülüyor yani. Evet, adam bayağı eğleniyor şu anda yani. Ya zaten gerçekten. Sadece Sylvanas olarak da değil. Mesela Anduin'e de böyle bakmayın. Evet. Yani major karakterlerden hiçbiri boşuna major olmuyor. Yani oyunun hikayesinde öne çıkan hiçbir karakter boşuna öne çıkmıyor. Mesela işte Bolvar'ı uzun süre mesela beslediler. İşte öne çıkmaya başladı. Özellikle Legion'dan sonra Bolvar'ın yaptığı şeyleri görmeye başladık. Bolvar mesela Arthas'ın oturduğu gibi oturmadı. Bir sürü şeye karıştı. İşte Death Knight hikayesini yönlendirdi. Yeniden Four Horsemen'ı kurdu falan. Bunların hepsini belli bir amaçla yapıyormuş. İşte onları gördük. Yani Lich King'likten çıktıktan sonra bile gayet böyle önemli bir karakter olarak kaldı. Ve şu anda bize yol gösterecek Shadowlands'te. İşte yani bunu Bolvar için kabul ediyorsunuz. Bolvar'ın kızı oyuna girdi Battle for Azeroth'ta. Bunu kabul ediyorsunuz. Tanıdık geldi falan. Sylvanas için neden aynı şeyi göstermiyorsun? Evet. Yani bir şeyler yapmış olması, kötü bir şeyler ya, yapmış biraz olması. Biraz şeyden de kaynaklanıyor ya. Abi ya. Horde Alliance muhabbetinden de kaynaklanıyor ya. Hani işte Sylvanas Alliance olsaydı belki bu kadar ses çıkmazdı oynamak, falan. Tabii yani sonuçta işte Horde Alliance oynuyorsun. Mesela Jaina da işte Dalaran'daki Blood Elf'leri çatır çatır kesti. Masumları bilmem neyi. Oradaki Gaddor'ları falan onu kesti. Onu konuşmuyoruz abi, bir dakika falan. Yani karakter kötü bir şey yapıyorsa hepsi yapıyor. Kendi açısından yapıyor evet. Yani bunları. Hepsini olduğu gibi kabul edin o zaman. O da hikayenin bir parçası. Ya arkadaşlar yani o kadar tapındığınız Saurfang'in geçmişinde o kadar ağır hataları var ki adam bütün hayatı boyunca onların ağırlığıyla yaşadı ya. Yani işte son görüyoruz. Hatta işte o eski Old Soldier olarak verdiği şekilde gördüğü o olay, o perspektifin sebebi o. Adam Draenei'ların yani %90'ını kesilmesini yönetmiş bir komutan. Yani evet. Ve bu gayet bilinçli yapıyor. Ve bundan Garrosh'a da bahsetmişti yani. Legion'un kontrolündeyken yapmıyor. Bundan Garrosh'a da bahsetmişti hatta, çok pişman oldum. Evet.
Ya o yüzden hani tamam, Sauerfang'e büyük saygımız var, hiçbir şey yok ama sırf çok eski bir Legendary Warrior diye yaptığı her şeyin aklı olması gerekmiyor. Tabii o da iyi şeyler, kötü şeyler diyor. Her karakterin zaten biz bunu her böyle konuşmamızda da diyoruz. Yani WoW'un güzelliği, WoW'un hikayesinin güzelliği bu. Yani hep bir gri tarafı var her karakterin. Yaptığı iyi şeyler de var, kötü şeyler de var. Yani bu şekilde güzelleşiyor. Her an tersine dönebiliyor. Birden böyle daha kötü şeyler de yapabiliyor. Ya da birden daha kurtarıcı iyi şeyler de Şimdi yapabiliyor. bu yayının güzelliği de oradan kaynaklanıyor. Neden şimdi ben konuyu geri tekrar çektiriyorum mevzuya? Gerçekten ölüm yükseliyor. Ölüm korkutucu bir şey ama bizim hani tahmin ediyoruz gene uzak ihtimal sallayışlarımızdan bir tanesi. Murat Han da söyledi, nekromansi belki sınıf olarak gelir ama yani dediğim gibi uzak ihtimal. Ama olursa bu faction liderleri tarafından onanarak olacak ve o koca koca o ölüm şeyleri, temaları böyle o sevdiğimiz, hani ithafta bulunmayalım, hepimiz topluluk biriz çünkü, sevdiğimiz o güzel Anduin'ler, o güzel beyinler falan tarafından yapılacak. Çünkü hani ölümü daha yeni anlıyoruz ve ölüm Azeroth'ta hiç olmadığı kadar güçlü olacak. Evet, şu anda Sylvanas ilk bakışta buna sebep olan karakter gibi duruyor da olsa aslında yani birçok açıdan bize yol gösteren karakter pozisyonunda. Evet. Biz sadece hani her şey istediğimiz kıvamda gitmiyor diye biraz tepki gösteriyoruz. Evet. Ama şunu söyleyelim, yani gerçekten özellikle ülkemizde biraz siyasi espri olacak ama ne istediğimiz şekilde gerçekleşiyor ki? Hani belki de Evet. anlamıyoruz, belki de doğru olabilir, bilmiyoruz falan. O yüzden hani değil mi? O yüzden ayaklanmıyoruz falan. Evet, biraz daha yapıcı bakabiliyor olmak Silvanas'a açıkçası biraz daha güzel olur ve Bir gerçekten de şunu yani söyleyeyim. Heh, söyle. çok zor olan yapıcı bakmak. Herkes kolaya kaçıyor. Tabii, Abi evet. ağacı yaktı. Ya çok ciddiyim. Bunu bu kadar küçümseyerek söyleyeceğim. Ağacı yaktı. Yani Ağacı. ben çok uzun süre Night Elf oynadım. Çok da Warcraft 3'ten de en sevdiğim ırktır ama ya orada yapılanı da haklı göstermiyorum. Ancak Her yeri temizlemiş. şu an bir tepki geldi. Göreceğiniz üzere. Ne gibi? Ekrana bak. Tepkisi. Night Yeter ki Elf önüne değil mi? oturayım demedi. Night Elf'lerin Ne olacak? konuştuk bunu. Kedi. Night Elf'lerin ölümün Pointing. Druid geldi. Ölümün dengesini bozduğunu konuşmuştuk ve Utku söylemişti bunu. Konsantrasyon gitti. Yok, o bekliyordum. O Teldrassil'in çevresindeki büyüsüplerin vesaire bu dünyada kalmaya devam eden anima esirgeyen canlılar olabileceğini, ki onu da ben söylemiştim. Belki de diyoruz yani Sylvanas orada zorla Azeroth'a bağlı kalan animayı Shadowlands'a saldı. Bilemeyiz. Olay bu. Kolay Yani olan işte Sylvanas'a kızmak. demem o ki sadece Sylvanas açısından düşünmemek lazım. Gerçekten arkadaşlar Azeroth nezdinde biz şimdi hani yani hikaye konuşan insanlarız ya. Hani öyleyiz ya. Sylvanas bu Evet. kozmik güçte gerçekten küçük bir karakter. Evet, bizim oynadığımız yolda evet. Yani oynadığımız yolda evet bizim önümüzdeki bulunan karakterlerden bir tanesi ama yani Jailer perspektifinden baktığınız zaman olaya ya da işte atıyorum First Ones perspektifinden bakmaya başladığımız zaman ki artık bakmaya başlayacağız çünkü yani o kozmik harita çok büyüdü. Nerelere gittiğimizi bilmiyoruz. Yani işte Sylvanas'ın yaptıkları, Saurfang'in tepkisi falan. Yani böyle çok 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 küçük şeyler yani. Evet. Bak soru gelmiş çok güzel. Abi ha. Uğur Arzu demiş ki Davos'u falan kesince Shadowlands'taki canlılar ölünce nereye gidiyor? Arkadaşlar bu resmi olarak açıklandı. Steve Denizer açıkladı ve artık Shadowlands'taki canlıların ölünce ne olduğunu biliyoruz. Varlıkları yok oluyor tamamen. Yani ruhları tamamen varlıkları artık böyle öyle bir varlık kalmıyor. Yani Shadowlands'da biri ölünce artık tamamen ölüyor. Ve Şöyle biz bunu düşün. tahmin etmiştik. Legion'da mesela Legion'ın işte geri gelmesinin sebebi neydi? Biz o demonları kestiğimiz zaman Twisting Nether'dan işte tekrar geri geliyorlardı. Ama işte
Shadowlands'in oranın varlıkları da Shadowlands'ta öldürdüğümüz zaman varlıkları yok oluyor. İşte Demon'larda Twisting Nether'da öldürdüğümüz zaman ölüyorlardı ya, aynı şey. Shadowlands'a bağlı canlılar yani ama... Tevos gibi Kirin'ler ve işte oraya bağlı artık böyle animadan oluşan ya da anima halindeki ruh halindeki varlıklar Shadowlands'ta öldürülünce varlıkları tamamen yok oluyor. Onlar bir yere geri tam gelmiyorlar. Tam ölümden bahsediyor Görkem şu anda. Evet. Hani şimdi buna, onunla ilgili geçen hafta da bir konuştuğumuz konu vardı. Denatrius'un ölüp ölmediğine dair. Evet. O işte hani ölüm diyorum ya, ölümü gerçekten oyunda net bir şekilde anlayalım. Yani evet. Nasıl öldürüyoruz? Ölmek ne? İşte Nuzot öldü deniyor gibi. Evet. İşte tam olarak buna, neyi nasıl öldürdüğümüzü... Şey deniyor, işte true death diyorlar oyunun içinde buna. Gerçek ölüm. Ya işte tamam canım, hani benim demek istediğim işte Denatrius çıkıp da işte başka bir forma geçip son anda kaçıyorsa ya da işte my final form diyorlar. Raiden son sinematiği çıkınca. İşte Mythic Raiden'de nasıl olacak falan onu bilmiyoruz ama dediği doğru. Yani ölüyorsa gerçekten hani hıa falan gibi bir ölüm söz konuysa deceased oluyor hani. Evet ve biz cidden artık gerçekten acayip güçlüğümüze geliyor bu ya, absürt derecede. Evet. Arkadaşlar bu arada Feral Druid saldırısı var benim yayında. Kendisi burada gördüğünüz peki, üzere. Peki kullandığımız karakterin güç oradan sıralamasındaki yeri ne evet olacak? Bir bak, güzel bir soru daha var. Mistake Man 28. Kullandığımız karakterlerin güç sıralamasındaki yeri ne olacak? Tam bir kurtarıcı konumuna mı erişeceğiz demiş. Önce beni taglemiş, o yüzden ben söylüyorum. Sonra da Murat'an sen söyle, seni de taglemiş. Ama güzel soru hakikaten. Şimdi bizim kullandığımız yani oyuncu karakterler, Azeroth'un şampiyonları şöyle istisnai bir güçleri var. Mava girip çıkabiliyoruz. Ve bu Shadowlands için çok büyük bir güç. Yani o yüzden bütün Covenant'lar bizi kendi saflarına katmaya çalışıyor. Yani Shadowlands'teki karakterimizin güç seviyesi bu. Yani belki hani güç olarak bir boss seviyesi gibi değiliz ama çok istisnai bir şey yapabiliyoruz. O yüzden Shadowlands'teki etkimiz bu olacak. Bunu da şöyle düşünün. Mesela Anduin, Jaina falan da düşüyor dedik ya bu Death Rising olduğunda, işte Shadowlands'ın pre-patch'i geldiğinde Anduin, Jaina, Thrall ve Bane de düşüyor mava. Sylvanas kaçırıyor onları bir şekilde. Ama onlar çıkamıyorlar bizimle. Biz çıkabiliyoruz sadece. Oradaki hatta çıkmamızı sağlayan şey de biraz spoiler olacak ama First Ones'dan kalan bir kalıntı bir taş var. Onu kullanarak çıkılabileceğini söylüyorlar ve işte biz bu taşı buluyoruz. En sonunda o taşı işte kullanmaya çalışıyoruz. Anduin mesela bana tepki vermiyor diyor. Diğer işte Jaina ile Thrall da kullanmaya çalışıyor. Ona tepki vermiyor. Taş sadece bize tepki veriyor. Ve biz bunu kullanıp çıkarken de Jailer'ın güçleri son anda saldırıyorlar işte bunu engellemek için. İşte bunu kullanamayanlar işte Anduin, Jaina bize zaman kazandırıyor. Biz bunu kullanıp çıkıyoruz. Jailer da şaşırıyor. Nasıl bu yani bir ölümlü işte First Ones'dan kalmış bir şeyle işte bağlantı kurabilir derken biz onu kullanıp çıkıyoruz ve kendimizi Oribos'ta buluyoruz. Bu Oribos'a gitmemizle de zaten anlıyoruz ki demek ki Oribos da aslında First Ones'dan kalan bir yapı. Çünkü o taşı kullandığımızda oraya gidiyoruz. Ondan sonra da Shadowlands'taki hikayemiz başlıyor. Sırayla bütün Covenant'lar bizi kendi safına katmaya çalışıyor. Bizi kullanıyor işte. Bize yardım et işte, mava girip çıkabiliyorsun madem diye. Hepsi sırayla bizden yardım istiyor. Bu sırada biz de işte bu Shadowlands'teki durumu, Covenant'ların işte nelerle uğraştığını falan görüyoruz ve en sonunda bir Covenant'ı seçip ona işte artık kendimizi adayıp onlara son aşamaya kadar, işte bu Jailer'la yapılacak son savaşa kadar yardım ediyoruz. Yani o yüzden işte bizim karakterimizin gücünü bu perspektiften görün. İstisnai bir karakteriz yani. Güç olarak böyle güç olmasa da bu yapabildiğimiz her şeyi değiştiriyor. Ben bir şey ekleyeceğim ama önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ben kedimi bıçaklamıyorum. Beni yiyor. Yani gerçekten. Elimin böyle kemiğimi ısırıyor. Onun için biraz
durdurmam gerekiyor bazen içim üzülsem de. Şey diyeceğim, Shadowlands'te bir detay da var. Biz Shadowlands'te bu arada ölmüyoruz. Yani aynen. Ölüyoruz, bir titan yapısı gibi bir şey bizi böyle geri getiriyor. Onun animasyonu var hatta. Feinde. Hatta her covenant'ın bölgesinde farklı bir geri dönüş animasyonu var. Evet. Yok hayır. Ben noktada onu demeyin. Evet, bir kapı gibi bir şey, bir tank kapısı gibi bir şey bizi geri getiriyor ya. Azeroth gerçekten çok özel bir titan ve hani biz hep şey dedik ya, bu Heart of Azeroth hikayesi neye bağlanacak diye. Yani belki de buna bağlanacak. Azeroth'la aramızdaki bağın başka hiçbir canlıda olmadığı kadar derinleşmesini sağladı Heart of Azeroth, ki bir şeye geçtiğimizde, Shadowlands'a geçtiğimizde Heart of Azeroth'umuz takılı değil. Yani buna artık emin olabiliriz. Takılı olmadığı halde Azeroth bizim varlığımızı sezip belki de o Titan, Azeroth değil, First One makinesi, kapısı bizi fark edip bize kapıyı açıyor. Anduin'e vermiyor bunu ama. Evet. Ya da Troll'a vermiyor. Onlar da o kadar önemli karakterler ama. Azeroth'tan gelen evet. Varlıklar, öyle düşünün. O Heart'ı biz taktık. Heart'ı biz taktık. Bağımızı biz en üst seviyeye taşıdığımız için mesela bize bunu veriyor. Yani cidden Azeroth'un bu Chronicles'a göre bu 25 kişilik kahraman kadrosunda cidden plot armor var. Yani evet. Cidden yani kolyeyi boş yere taşmadık mı? Onu mu anladın? Ama bir de şöyle bir durum var. Ama yok. Ayan Azikostas bir Gamescom'da olması lazım şey demişti yani. Ben biz sizin işte yenilmeyi istediğinizin farkındayız ya, bir gün öyle bir şey olsa hoş olur cidden, aklımızda var demişti. O Argus'ta olmadı. Zot'ta da olmadı. Belki de Jailer'da olacak. Çünkü Görkem dedi ya. Şimdi son boss diye son boss olmasına gerek yok. Bir. Son boss diye yenmemize gerek yok. İki. Son boss diye ölmesine gerek yok. Üç. Ve son boss diye fight sırasında bize bir sürü şeyi açıklamayacağı da ne malum. 4. Yani evet. Jailer boss olacak deyip geçmeyelim onu. Cidden çok fazla ihtimal var konu bir uzatılınca. Diyelim ne hazır olsun. Peki expansionlarda işte son boss'un belli olduğunda sonda ne olduğunu hatırlayın. Evet. Yani mesela Warlords of Draenor'da yani son boss olarak işte Grom Vakalscream gözüktü en baştan. Son boss muydu kendisi, hatırlayın. Değildi değil mi? Hatta bizim yanımızda savaşıyordu yani. Oradan işte düşünün, son boss olsa bile, öyle gözükse bile bir sürü twist olabilir. O yüzden evet. Farklı ilerleyebilir olaylar. Gift'i soruyor. Heh. Abi gift yok galiba prepaçta. Yok o şey diyor ya, Shadowlands çekilişini. Kazandım. Bir bilet aldım ve sahiplim aldım sen ya. Nizot kim ki diyeceğim değil mi böyle şimdi? İsmet kim derdi? Gift of Nizot gitmiyor ama şeyde var. Yani toy olarak kullandığınızda geri geliyor ve şeyde prepatch'te de galiba şeyleri Old God dilini anlayabiliyorsunuz şeyi takınca, toy'u kullanınca. Bu ara son bir dakika arkadaşlar. Evet. Saldırın. Ünlem Gamify TR yazın. Biz de bu sırada Spas varsa işe yaramıyor. Onu hatırlayın. Arkadaşınıza evet, falan. Evet arkadaşlar, key vermiyoruz. Hesabınıza gift olarak hediye edilecek. Buradan bu organizasyonu yapan Gamify TR'ye ve Publishme'ye çok 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 teşekkürlerimizi sunuyoruz tekrardan. Böylelikle de ufak ufak konsey yayınımızın da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz. Evet. Olsun. Haftaya yine aynı saatte aynı organizasyonda karşınızda olacağız. Yeni bir konuyla. Yepi. Arkadaşlar varsa ya da o bileti var şeklinde tepkiyi gördüyseniz zorlamayın. Zaten son 15 saniye artık katılabilenler katıldı diyelim. Öğrendi bak. Arada bir soru geldi. Onu söyleyeyim. Evet. Ondan sonra çekilişi yapalım. Söyle abi. Ya şu Tom Bombadil sormuş. Evrende başka sayısız dimensionlarda var mıdır? Yoksa şu an bildiğimiz Light, Void, Shadow gibi dimensionlar. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey biliyoruz. Bu kozmik harita
Titanların perspektifinden olayı gören bir harita. Bu kozmik güçler de Titanların nasıl diyeyim varlığını bildiği ve etkilerini artık ya da hissedebildikleri güçler gibi düşünün. Başka boyutlar olduğunu da şuradan biliyoruz. Mesela Alternate Draenor olduğunu biliyoruz. İşte alternatif bir Draenor var ve o Draenor'un bağlı olduğu da bir farklı evren var. Ve buradaki karakterlerin de Steve Donizur şöyle anlatmış. Hepsinin bir kader çizgisi var ve bütün alternatif evrenlerdeki versiyonlarının da oluşturduğu bir halat yapısı gibi düşünün demiş. Bir ip hepsini bir araya getiriyor ve bu ana karakter hepsi sonuçta bir araya geliyor. Ve Shadowlands'te gördüğümüz karakterler, mesela ölü olarak işte gördüğümüz Draka aslında diğer Draka ile bağlantılı ve o Draka da öldüğü zaman aslında bu Shadowlands'te gördüğümüz Draka ile birleşecek gücü. Yani Shadowlands böyle kapsayıcı bir evren olarak gözüküyor şu anda ve bizim içinde olduğumuz evrende bir ana evren gibi gözüküyor. Yani diğer alternatif boyutlar, diğer alternatif gerçeklikler bizim evrenimizin etrafında oluşmuş gerçeklikler gibi. Evet ve hatta bunu destekleyelim Chronicles'ta. Yine benim Chronicles 3 volüm çevirimi okuduğunu görebilirsiniz. Amantur'un Nozor mu ya söylediği şeyi açıklıyor. Diyor ki sadece bir tane ana timeline var. Senin asıl bir for the glory of the Alliance. Ve o da şu an bizim bulunduğumuz timeline. Evet. Yani Azeroth'un da bu gerçekliğin merkezi olduğu gibi bir intiba var. Düşünce var, evet. Gir diyorlar ve ben bıçak gibi giriyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda, İnsanları kaptırdığımızdan öldürmeden. Çekilişime katılımı sona erdi. Yok şeyde Streamlabs'da patlayabilir süreçimden ondan da şey çekiniyorum. Hadi herkese bol sayı. Ladies first. Hungers. Eda'cığım geri sayımı yap. 3, 2, 1... Ve Jun Yolven. Jun Yolven. Jun Yolven. Jun, Jun. Evet. Tepki vermen için gereken süre 33 geçiyor diyelim. Şu anda. 30 geçiyor. Hayırlısı olsun tutup, kendisine. Bekliyoruz için. Kendisine. Ses ver. Jun Yolven ses ver. Johnny Bar. Buradayım. Bakarsın. O sen misin? Ağlama. Yarın da çekiliş var. Yarın da. Evet, evet. Efna'nın kanalında çekiliş var. Takip edin mutlaka. Cumartesi de Miraç'ın kanalında var. Jun. Neden benim hiç şansım yok? Jun Yolven şu Yolven. Anda Jun Yolven. Tepki vermiyor arkadaşlar. Hala şansınız devam ediyor. Yok gelir gelir. Jun Bolyan. Yoksa biri sabota mı etti böyle onu? Gelemiyor falan şimdi. Yazacak yazamıyor. DDoS atak mı yaptınız? Kilo almışsın. Oğlum 25 kilo verdim lan. Nasıl kilo almışım? None of your business, by the way. My obsession. Arkadaşlar... Yol verin gelmiyor arkadaşlar. Falan böyle. Evet. Bırakın gelmedi. Adam gelsin ya. Bir dakika 34. Bir dakika 1 dakika geçti. Jun Wonyan. Jun Wonyan. Efnan. Arkadaşlar. Efnan yayın yapacak. Bir daha söylüyorum ismini. Evet son arkadaşlar 1 dakika geçti. Özür diliyoruz kendisinden Sten duyuyorsa bizi. Sen gelmediği için. Remove this winner diyorum ve kapatıyorum. Tekrar evet arkadaşım. Evet, şey arkadaşım yalnız. Kaybetti. Aşkım. Geri sayım alayım. Allah Allah. Ablam bir su içmeye gitti tahminen. Şansa bak ya. 1. Kardok Delikaya. Oh Kardok. Kardok bizi duyuyorsa... O yat uyumaya gideceğim demişti. Ben uykalamıyorum ama... Kardok. Gidip haber mi verseydik? Yani haber verilebilecek bir... Telefonu verin. Yani tanıyan varsa arasın, telefonunu çaldırsın. Aa ama... Evet arkadaşlar Kardok'u tanıyorsunuz. Aha. Kanalda Kardok, yok. Yani. Kardok. Bu da mı geçerse de? Bu da mı gol diyor? Ama bekleyeceğiz. Gelmiş ama geç kaldın Jun Yolven. Sorry. Bana mı çıktı? Ama şu an çok kararsız biz.
Evet. Bir dakika geçti. Tekrar Geldi. Cardo'a verdik. Şimdi onu bekliyoruz. O gelmezse bir kez daha çekeceğiz. Ah ah. Geldi geldi, verin ya. Kimi? Bak yazdır. Tamam. Hayır. Tamam hadi. Jundolen'e ver. Şimdi şöyle arkadaşlar. Nasıl yapacaksın? Herhalde. Tamam. Cardo eğer reaksiyon gösterseydi Cardo'nun hakkıydı. Ama Junyolven'e vereceğiz. Kendisi geldi diyelim. Bir saat tamam. Önce takip fake hesap. Arkadaşlar yani ona biz bir şey diyemeyiz ama. Cardo mu fake? Hayır, Cardo bizim hep geliyor. Ama Cardo'ya çok üzüldüm ama ya. Cardo. Dedim ben uyuyacağım, yatacağım. Yaşta küçük ama onun. Şimdi sırası geçti. O da evet. Şey hak GG oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet ben yok. Çete biraz devam ediyorum. Hak GG diyorum ve Eda bir daha 3 2 1 diye. 3 2 1 İsmail. İsmail. Vallahi sesim. İsmail sana da sayıyorum. 36 geçiyor. İsmail. Hayır sayacağım. Gelmezse yok yani. Geçecek. Oha onu. Diye tepki verdi. Hayır evet. Ona da gelmeyecek yani. İzlemiyorsa. Oha. Geze. Hello. Bu anında tepki geldi bu sefer. Artık buradayım lan diye. Arkadaşlar yeterince hadi. Adil olduğumu düşünüyorum. Ve yok, ilk arkadaş gelmesine yani. Rağmen hak GG dedik. Özür diliyoruz. arkadaşlar. Çesabata lütfen bana Discord'dan isim, soy isim, e-mail adresi ve Battletech rica edeceğim. Böylelikle de bugünün şanslı izleyicilerini belirlemiş olduk arkadaşlar. Yarın. Üzülmüyoruz. yarın Efna'nın kanalında kanında bir var. Çekiliş daha gerçekleşecek. 2 adet Shadowlands dağıtılacak. Onun dışında cumartesi günleri Exonas Miraç'ın kanalında çekiliş oluyor. Pazar günleri bizim. Pazartesi günleri Efna'nın. Bu bir haftayı geçirdik ama 4 hafta boyunca devam edecek. Şu an ikinci haftasındayız. Normalde Shadowlands'in gelişine kadar planlanmıştı ama ertelenince işler değişti. Hemen burada şöyle söyleyelim, tekrardan duyurumuzu yapalım arkadaşlar. Aboneliklerimiz artıyor hem Prime dolayısıyla hem de abone avantajlı bir çekiliş bir gerçekleştiriyoruz ilkinde. Onu da söyleyelim. Yeterli abonelik elde ettiğimizde kazançlarımızı da sizlere Shadowlands olarak hediye etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bu akşam bu vesileyle arkadaşlar ölümün yükselişini konuştuk. Ölümün yükseldiği Azeroth'taki Scourge vakalarını konuştuk. Ölümün nerelere yol açabileceğini, nelere yol açabileceğini konuştuk. İşin nerelere kadar gidebileceğini ve neler başımıza gelir onları teorilendirdik. Biraz uçtuk, biraz sağlam bastık. Zaten kanalımızın olayı o. Teori üretmek. Yani Görkem'le Murat'a ben ayrıca bir teşekkür ediyorum. Dillerini yordular yine bizler için. Gamify'a buradan tekrar teşekkürlerimizi yolluyoruz. Bu topluluğa yaptığı katkılardan dolayı arkadaşlar. Ve son olarak sizlere bizleri tercih ettiğiniz için, bizleri izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Ve sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Lütfen dikkat edin. Covid ortalıkta kol geziyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi geceler. Hoşçakalın. Sağ olun. Yarın. Çok yarın. Sağ olun. Bütün güzel mesajlar için herkese teşekkürler. Herkese teşekkürler. Santos, Amaranta. Kaçırdığım varsa Hartalas. Çok sağ olun.